Bu programdaki kişiler ve yaşananlar tamamen gerçektir. Buluruz izini bilirsin zır değilim ben. Yakarım yıkarım ne var ne yok gelirim peşinden. Hiçbir yere arar bulurum izini bilirsin hazır değilim ben yakarım yıkarım ne var ne yok gelirim peşinden taş olurum yolunda takılır düşer ah yorulursun o uzaklar bize haram der vazgeç ziyan olursun. Göz göze diz dize o hoş sohbetleri kaç mevsim yolunu bekledim sarardım yazına hasretim aman 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 ah, 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 ah. Ne hata ettim kabahatim ne söyle öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere. Arar bulurum izini bilirsin hazır değilim ben. Yakarım yıkarım ne var ne yok bilirim peşinden. Taş olurum yolunda takılır düşer ah yorulursun. O uzaklar bize haram gel vazgeç ziyan olursun. Bulurum izini bilirsin hazır değilim ben. Yakarım yıkarım ne var ne yok bilirim peşinden. Taş olurum yolunda takılır düşer ah yorulursun. O uzaklar bize haram gel vazgeç ziyan olursun. Harikasınız. Hoş geldiniz. Sarkı mekanlarından kucak dolusu selamlar. Ay sağ olun, sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki yanımızdasınız. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Sizler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün haftanın en güzel günü ve son günü. Açılan kapılarınız, çalan telefonlarınız hayırlara vesile olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun efendim hepimizin. Edilen dualarımız kabul olsun. Hemen telefonlarımızı hatırlatayım 0212 702 1818 WhatsApp üzerinden 0542 830 30 30 arıyorsunuz ve programımıza dahil oluyorsunuz. Bakalım saat 19'a kadar neler izleyeceğiz. Kısa bir az sonradan sonra buradayız, bir yere ayrılmayız. Adres sormaz ki yaktın. Ve gerçekten benim aklımın ve kalbimin umutta olduğuna karar verdim. Yine yüreğim yangınlar çaresiz. Dön gel yine sev beni. Sar sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana.
Onu çok seviyorum. Dön gel yine sev. Ezgi ve Umut bomba açıklamayla stüdyoda. Bu sözler herkesi şok edecek. Şimdi. Nefes gibi muhtacım. Olay, olay, olay. Tüm sorular cevap bulacak. Ali Naz aşkının kaderi bugün belli olacak. Şimdi. Mutlu başlayan kahvaltı neden tartışmayla son buldu? Ben ekranda gördüğüm zaman da hani aynı şeyleri hissediyordum. Her şey yine aynı şu an kazılırken. Seher'in hangi sorusu İbrahim'i kızdırdı? Şimdi. Onlar Türkiye'nin konuştuğu iki isim. Hanife ve Serkan. Büyük aşka ikinci şans verdiler. Şok, şok, şok itiraf. Melisa'nın bu sözleri Hanife'yi çileden çıkaracak. Şimdi. İbrahim'in sürprizleri Dilek'in yüzünü güldüremedi. Şimdi sıra Tepecikli güzel Dilek'te. Günlerdir beklenen büyük sürpriz ne? Sakın kaçırmayın. Şimdi. Evet, programımız ilk olarak Nagihan'ın bir tarifle başlıyor. Emrah Bey geliyor kendisi için. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nereden gelmişsin? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan Emrah, satış danışmanı, hiç evlenmemiş bir arkadaşımız. İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. Gerisini de sen sorarsın artık Nagihan, bir merhabadan sonra. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk Nagihan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. 20 yaşındasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? Satış danışmanıyım. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul. İstanbul'da. Neresinde? Bayrampaşa. Anladım. Şimdi ben soracağım sorulardan önce en önemli sorumu sormak istiyorum size. Tabii, buyurun. Yani beni sahiplenir misiniz? Tabii ki de. Zaten sizi sahiplenmeye geldim. En ufak geldim. Bir şeyde arkanızı dönüp gider misiniz? Gitmem. Çünkü savaşırım. Benim bundan önceki ilişkilerimde öyle bir talihsizlikle karşılaştım ben. Hı hı. Yani en ufak bir şeyde mırın kırım yapıp. Kolay kolay bir ilişkiyi bitirecek bir insan değilim. Ne olursa ilişki biter sana göre? Bana göre beni, mesela ben bir ihanete uğramakla biter benim için. Anladım. Daha ciddi boyutta bir şey evet. Olursa bitiririm diyorsun. Yani ihanetten önce ne bitirir ilişki? İhanet zaten yapılmaması gereken bir şey de. Ben... Ne yapsam hoşunuza gitmez mesela? Mesela benim yanımdayken arkadaşın yanına gitmeniz mesela beni bu zor olur. Nasıl yani? Dediğim gibi ya, benim yanımdayken arkadaşım yanına gitmeniz, mesela onunla muhabbet etmeniz beni o hiç hoş etmez. Senin arkadaşın da mı? Evet. Niye çocuğun arkadaşıyla muhabbet ediyorsun? Niye yapıyorsun böyle şey? Ben şimdi anlamadım. Şimdi biz sizin arkadaşınızla otururken ben sizin arkadaşınızla sohbet edersem sizin hoşunuza gitmez. Yani evet. Çok böyle samimiyetlik bir şey olmaz. Tamam da yani rahatsız olacaksanız niye arkadaşınızı getiriyorsunuz o zaman? Ya, arkadaşımı getirmiyorum. Mesela ortamda senin arkadaşın olur, benim arkadaşım. Niye getiriyorsun arkadaşını sen Nagihan'la buluştuğunda? Niye yaptın ben şimdi? Ben getirmedim ki öyle bir şey. Getirdin. Yok. O da konuştu ya. İhtimaller üzerine. Yani diyor ki benim yanımda başkası öyle samimi olmak yok diyor. Açıkçası. Ama tamam da benim yani hayatım... Bir ağırlığım var benim bir ortada, ha, o yüzden. Ağırlığını hissettir Emrah. Olmaz öyle. Yapma bunu Nagihan. Neden ben? Yani niçin? Neden siz? Geçen işten çıktığımda televizyonu açtım. Dikkatimi çektiniz güzelliğinizle, konuşmanızla. Annem de dedi, oğlum çık dedi, al onu gel dedi. Anne destekli geldi. Evet. Bak. Anneler çok etkili. Vallahi. Burada annemin elinden de öpüyorum, bizden tüm anne babaların. Hürmetler. Sağ ol canım.
Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet, ailemle yaşıyorum. Ben anneme çok düşkün bir insanım. Tek kardeşim bir de. Hani kardeşim kardeşim yok. Tek çocuksun. Evet, annemden ayrılamam asla. Hani bir anne sevgim çok. Evlenirsek annenle mi yaşayacağız peki? Tabii ki de. Aa, tabii ki de. Çok net, kesin. Ha. Ha, bir kaldın. Ha. Acaba ne ayağın buna sıcak bakar mı tabii, onu sormak ya lazım. Bunlar konuşun halledilir şeyler ama ben yine kararımda eminim. Annemden ayrılmam yani. Konuşun halledilir ama eminsin. Güzel. Yani bir türlü ikna etmeye çalışırım. Ha, bir türlü ikna etmeye çalışırım. Bu böyle mi yani, evleniriz ve ilelebet birlikte yaşarız mı? Evet. Ha. Ya evleneceğiz ve... Ya zaten annemler benim mürüvvetimi gördükten sonra Sinop'a gidecekler. Bu arada Sinopluyum. Yani anne baba Sinop'a gidince biz yine rahata kavuşuruz. Hani burada bir 2-3 sene... Emrah ne yaptın? Rahata kavuşuruz diyor. Evet. Öyle demek istemedi annesi. Öyle demek istemedi. Değil mi? Biraz heyecan da var ablalar. Haklısın canım benim. Hazır mısın evliliğe? Hazırım. 3 yaş küçüksün Nagihan'dan. Aşkın yaşı olmaz derler ama. Doğru. Bu senin için sorun olur mu? 3 yaş küçük. Yani Zuhal abla, birazcık. Birazcık. Ha. Yani. 20 yaş çünkü çok küçük bir yaş. Hmm. Yani ne desem bilemedim. Efendim? Siz o yaşa gelmediniz mi hiç? Geldim. O yaştan geçmediniz mi? Ben 20 yaşındayken kendimi evliliğe hazır hissetmiyordum Muhammed. Bir kan... Uğur bir şey diyecek. Begüm, sen az önce ne dedin? Bir şey söyledin, bir cümle kurdun. Begüm mü? Evet. O, sen ne arada konuştun? Yok yok, erkekler daha geç... Ne dedin? Daha geç olgunlaşıyor dedin değil mi? Evet. Genelleme yapamazsın. Her erkek için geçerli değil o. Her erkek için geçerli değil. Sen yaş, niye üstüne alındın? Yaşta üstüme alınıyorum. Ben de bir erkeğim sonuçta. Yaşta, cinsiyette bunlar yani önemli değil. Benim bu kendime önemli... acizane fikrim yani. Katılırsın anladın ya da, da genelleme yapmam bence doğru değil. Ben... Erkekler ne demek geç, daha geç olgunlaşıyor? Daha geç olgunlaşıyorlar. İnsanı, daha çok çabuk insanı bence hayatta 20 yaş bence evlenmek için çok küçük bir yaş. Şu an ilişkiye başlasalar. Bak evlenmek için atıyorum, dersen. 1,5-2 sene ha. birlikte olsalar şu evlenmek için söyle. Hayır, ben aynı şeyi söyledim. İlk başta öyle deseydin tamam ama. Evlenmek için demedim ve insanı yaşı veya cinsiyeti değil, yaşadıkları bence olgunlaştırıyor. 20 yaşına kadar ne yaşayabilirsin yani? Türkan Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence şöyle söylüyorum, akıl yaşta değil baştadır diyorum. Beğendin mi çok Türkan doğru. abla damatın dayını? Maalesef. Ne diyorsun çiftimiz için Türkan Hanımcığım? Anlaşabilirler mi? Şans Zuhal versin de. Ben Nagihan'ı az çok iyi tanıyorum. Evet. Yolculuk yapıyoruz beraber. Nereye gidiyorsunuz? İletişimimiz gayet güzel. Şöyle şu tabloya bakarken üzgünüm, olumsuz diyorum. Olumsuz. Olumsuz. Birkan? Şimdi ben, kardeşim adın neydi? Emrah. Emrah hoş geldin kardeşim. Hoş sen Nagihan'ı izleyerek mi geldin? Evet. Sen diyorsun ya, ben arkadaşımla konuşmana bile izin vermem samimi. Ama karşındaki insan herkese sohbet muhabbet ediyor kardeşim. Sıcak yorum sen niye konuşuyor. Yorum yapıyorsun? Bir dakika, sen niye yorum yapıyorsun? Yorum yapma gereği duyuyorum. İstemiyorum yorum yapmanı. Sen i̇şte niye diyorum yapıyorsun? Ya. Bence sen bunu izlememişsin gelmişsin kardeşim. Bunu dersen sadece benim görmüş, bir beğenmiş var. Öyle bir şey söyleyeyim ben. Ben ne olacaksa bunları yapmayacak. Yani şimdi sahiplenir derken orada biraz bana gönderme yaptı da şimdi diyecek ki yaran mı var gocunuyorsun? Biz ben ne kadar sahip çıkarsak çıkalım insana. Sen niye üstüne insanın alıyorsun? İçinde ne varsa odur kardeşim, anladın pardon? Mı? Pardon? Sen kendi arkadaşınla konuşturmana izin vermiyorsun ama Nagihan maalesef herkese pardon da. Ya senin için söylüyorum işte arkadaş. Anladın mı? Tamam, sen arkadaş diyor ya arkadaşınla konuşmana. Benim adayıma sorduğum soruyu. Sen diyorsun ya arkanı dönüp çekip gider misin? Sen kime gönderme yapıyorsun? Senin burada gönderme yaptığımı düşünmüyorum. Demek ki yaram var. Benim yaram yok. Anladın demek mı? Ki yaram sen, var ki üstüne bak, alınıyorsun. Sen herkese sohbet muhabbet edebilen bir insansın. Evet, ne güzel bir şey. Sen, bak demek sıcak ki. Sıcak kanlı, dost canlısı. Evet. Zuhal abla herkesle olunmaz. Ya sen bir kere yanında taşıdığın erkeğin ağırlığının farkına varacaksın. Ondan Allah sonra hareket Allah. Edeceksin. Selam verince gönderme hakkın yok. Laf gönderme hakkın yok. Ya ben senin yorum yapmanı istemiyorum. Ya senin sen muhatap yap... da olmak istemiyorum çünkü şu anda. Çünkü yorum yapma hani karşılığı çok güzel veriyorum ya sana. O yüzden yorum yapmamı istemiyorsun. Bence ben seni kale seni konuş... al. O yüzden kararın olumsuz olacağını düşünüyorum.
Tamam, arkadaşlar yok. İkinizden de istirham ediyorum lütfen. Sessizlik. Birazdan paravan açacağım Emrah. Karşılaşacaksın Nagihan'la. Nagihan da görecek talibini ama şimdi locamızda bulunan birinin eski sevgilisi burada. Ta 2 sene evvel bir gönül ilişkileri olmuş. Fakat beyefendi bu ilişkiyi belli ki unutamamış ve kızımız için de burada. Acaba kimin eski erkek arkadaşı şu kapıdan içeri girecek ve bir şans daha isteyecek? Geçmişi geçmişte bırakamamış biri gelecek şimdi. Çağırsak mı önce beyefendi? İsim neydi? Ha, Özgür Bey. Peki. Özgür Bey diyorum. Bakalım birisi için bir şey ifade edecek mi? Alkışlarla gelsin. Merhaba. Nasılsın? Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Pek de şık. Teşekkür ederim. Geldin. Nereden geliyorsun? İstanbul Ataşehir'den geliyorum. İstanbul Ataşehir'den yani. Geliyorsun. Şimdi Özgür. Evet. Bu locada birisi, evet, bu locada senin hayatında bir iz bırakmış belli ki, evet. Ki tekrar buradasın. Aynen öyle. Daha doğrusu ilk kez buradasın ama tekrar onun için. Tabii ki öyle, evet. Aynen öyle. Çok güzel şeyler yaşadık 2 sene önce. Ne kadar sürmüştü ilişkiniz? 7 ay. 7 ay sürmüştü aynen. Niye bitti? Kıskançlık yüzünden. Beni çok, sen mi yaptın benim, kıskançlık? Yok, o yaptı. Benim işimle alakalı bazı problemler vardı. O yüzden çok fazla kıskançlık yaptı. Ayrılmak zorunda kaldım ama gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Yani unutamadın mı? Evet, ve onun da beni unutamadığını düşünüyorum şu anda. Öyle mi? Kesinlikle. Kim acaba Özgür'ü unutamadığını iddia ediyor gerçi arkadaşımız ama? Söyleyeyim mi? Söyle. Melisa. Melisa da anlamlı gözlerle buraya bakıyor zaten. Melisa, böyle gelmek ister misin? Hatırladın herhalde Özgür'ü. Hatırlamadım mı Melisa? Hatırladım. Neden şimdi geldin? Sence şu anda bunu mu sorgulamayız yoksa senin neden burada olduğunu mu sorgulamayız? Senin için geldim. Ama neden şimdi geldin? Nasıl neden şimdi geldim? Ben bütün gemileri yaktım ve senin için buraya geldim şu an. Şimdi bana... neden fikrin değişti de buradasın? Nasıl fikrin değişti? Sen, bak bence bunlardan önce senin neden burada olduğunu tartışmalıyız. Bitirdik biz ilişkimizi. Tamam. Ben buraya geldim. Evet. Buradaydım da. Aynen. Neden şimdi geldin? Çünkü şimdi bütün her şeyi göze aldım ve buraya geldim. Senin için geldim. Aynı mesleklerine devam ediyor musun? Tabii ki. Yine kıskançlık olacak. Bence artık senin daha olgun düşünebileceğine inanıyorum yani. Çünkü ben bu işim, hani para kazanıyorum bu işten, belli bir şey yapıyorum. Ne iş yapıyorsun ki bu arada? Ben birçok iş yapıyorum. Bir güzellik merkezim var, aynı zamanda DJ'lik yapıyorum. Ha. İnşaat işim var, onu yapıyorum, modellik yapıyorum. Bayağı aktif çalışıyorsun, evet. Sen, anladım, yoğun. Bunlardan dolayı ama kıskançlık oldu. Yani, evet, kıskançlık oldu ama benim mesela güzellik salonu, ben kadınlarla alakalı bir işim var. Yani. Bütün her şeyi kapatalım o zaman, dükkanı falan kapatalım. Yani... Para kazanıyoruz yani. Senin de bu yolda bana destek olman gerekir yani. Destek olacağına köstek oldun sen. Melisa, 7 ay mı sürdü ilişkiniz? 6 ay. 7 kim bitirdi? 6-7. Sen. Ya aslında beraber oturup konuştuk, her şeyi anlaştık. Yani öyle çok da kötü ayrılmadık Özgür yani. Özgür gerçekten çok, yani geçmişe bakılırsa bizim çok güzel bir ilişkimiz vardı, evet. Hiçbir zaman bana saygısız da olmadı, benim de ona karşı olmadı. Ama yani DJ'lik yapıyor, güzellik merkezinde kızlar, orada burada samimiyet. Ben gelemem yani, böyle şeylere. Yani çalışmayalım, para kazanıyoruz ama hayat bu yani. Çalışmak parası. Halbuki mutlu olman lazım. Ne güzel yani. Bak, birçok iş yapıyor. Hayatta sırtı yere gelmez, seni her şekilde geçindirir, yarın bir gün evlenseniz. Yakışıklı çocuk. Anlamıyorum ki bu kızlarda ne istiyor. Allah. Ha? Geçim zor artık, bak ne güzel. Her yerden kovalıyor çocuk ekmeğinin peşinde demek ki yani. Ya ha? Ben anlamıyorum. Şimdi bir erkek güçlü olunca, parasını kazanınca bu yaptığı meslekle ilgili kıskançlıklar neden çıkar? Sen de muzdaripsin bu konuda. Yani birçok erkek de muzdarip tabii ki. Hani özellikle bayanlarla ya da sosyal ortamda çok fazlaysa. Şimdi Melisa'nın bu kıskançlık yüzünden ha der ki bir şeyini yakaladım. Yok, bir hatasını buldum şey o zaman eyvallah. Yaptı mı bir yanlış sana? Bir yanlış yoktu ama çok iç içelerdi. İç içeler.
Ya işi olabilir. Ya bu benim doğrum Okan yani. Peki, ben kıskanç bir insan geriye olduğunu dönüp biliyor. Keşke Özgür'le bitirmeseydik. Acaba bir şansımız daha olsaydı bu ilişki nereye giderdi diye hiç takıldı mı kafan? Hiç düşündün mü Özgür'ü? Yani bitirdikten sonra tabii ki de düşündüm. Hani keşke yapmasaydım, şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı. Daha sonra konuşmak istedim. Ama daha sonra konuşmadık. Yolları ayırdık. Oo. Ne diyorsun peki şimdi yani Özgür kalkmış cesaret. Hani sen diyorsun niye şimdi? Belli ki doğru zaman olduğunu şu an düşünüyor, idrak etmiş ya da. İzleyince ne hissettin sen ekranda? Melisa'nın burada ciddi ilişkisi de oldu. Evet, evet. Onları da gördüm. Ya tabii şaşırdım en başta. Hatta gelmek istedim de ben şeyimi toparlayıp gelemedim yani. Öyle bir şey yapamadım. Ama şu anda bütün gemileri yaktım, her şeyi göze alarak. Onun için geldim yani. Ya evlenseydi buradayım. O zaman? Ki ilişkisi evlilikle sonuçlansaydı. Evlenmedi. Ha. Ama neticeye bakalım diyorsun sen de. Melisa. Efendim. Ne yapacağız? Cesaretini toplamış gelmiş. Hani ekrana çıkıp bunları söylemek de önemli bir şey yani. Demek ki hala unutamamış. Ve tabii ki. Senin ne zamandır bir ilişkin yok? Benim ondan ayrıldıktan sonra zaten. O programa başladı. Yani bizim ilişkimiz bitti. Ondan beri ciddi bir ilişkim. Hatta benim zaten hayatımdaki ilk ciddi ilişkim Melisa. Evet, ilk ciddi ilişkim. Yani onun dışında uzun soluklu bir ilişkim olmadı hiçbir zaman. Aşık olmuş muydun Melisa'ya Özgür? Evet. Oh. Onun da öyle olduğunu düşünüyorum ama. Hayır, ben aşık olmadım. Olmadın? Hayır, olmadım. Ben aşka inanmadığım için olmuyor. Hayırlısı olsun. O, ben bunu daha önce tartışmıştım da zaten. Aşk benim için ikinci planda demiştim. Sen o zaman burada aşk aramıyor musun? Efendim? O zaman burada aşk aramıyor musun? Ne alaka? Ya aşka inanmıyorum diyorsun ya. Yani tabii inanıyorum ama ikinci planda benim için. Anladım. İlk planda ne var? Mantık. Mantığın peki Özgür gibi işi gücü yerinde olan, senin eş adayında aradığın tırnak içinde fiziksel özelliklere sahip birisi mantığına yatmadı mı? Ama diyorum ya, o zaman çok kıskanç bir insandım ben. Şimdi? İşte ben de diyorum ki şu anda daha olgun düşünebileceğine inanıyorum. O yüzden geldim. Ne şans yapalım? Vermeli mi? Seyircilerime soruyorum. Locadan var mı fikir beyanında bulunmak isteyen? Şans vermeli. Cansu? Pardon, Dürne Hanım konuşuyormuş. Pardon, buyurun. Bence bir şans versin. Versin. Ama ben Melis'e bir yerde katılıyorum. Belki mutlaka bir soru işareti oldu ki o da kıskandı. Yoksa niye bir, yani niye kıskansın? Niye kıskansın? Ya mutlaka bir soru işareti bıraktınız. O, onu biliyoruz. Bayağı kıskançtır yani. Cansu? Ama bir şans gerekiyor. Gerekiyor. Ya ben insanların işinden dolayı kıskanılmasını çok saçma buluyorum. Çünkü ben de aynı durumdayım. Ben de fitness eğitmeniyim. Ve sürekli erkeklerin içerisinde çalışıyorum. Yani. Sürekli erkek öğrencilerim var. Sonuçta hayat bu yani. Para kazanmak gerekiyor. Bence bir yerlerde mücadele etmek gerekiyor. Bence işinden dolayı evet kıskançlık yapılması çok yanlış. Bence bir şans vermelisin Melisa. Yani. Ben de burada erkeklerin içinde işin kocam kıskansın mı beni? Yani. Zuhal abla. Hiç. Yanımda erkek, sağımda erkek, solumda erkek. Yani. Aa, erkek, erkek. Her yer erkek dolu. Aa. Vallahi şaka bir tarafı. Benim eşim yıllardır sahneye çıkıyor. Daha evvel söyledim. Yapmayın, etmeyin. Yani onların o işi, buna saygı duymak zorundasınız. 7 ay boyunca sen bilmiyor muydun bu adamın işini yahu? Daha ilk başta o zaman tanıştığında dersin ki aa vallahi ben yani kıskanç evet. Biriyim. Senin işe hiç girmeyelim bu işe, ikimiz de üzülmeyelim de. O zaman 7 ay niye birlikte oldun? Derler insana ki diyorum baksana. Ha? Muhammed? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir işi yüzünden kıskanılmak değildir. Evet bir iştesindir, bir şeyler vardır. Hayatına biri girdiği zaman, bir şeyler rayına oturduğu zaman bunu törpülersin, düzeltirsin. Aa sen benim işim yüzümden beni kıskanamazsın, şunu yapamazsın. Ya ben sana işini yapma demiyorum ki. Sadece, genel anlamda. Sen sadece bir şeyi törpülersin. Bu da sen niye bana gönderme yapıyorsun? Genel ben sana konuşuyor. Söylemiyorum ben ki ama genel. Hayır bakın bak, şimdi ben erkeğim. Şimdi ben erkeğim, Özgür için de söylüyorum. İkinci peki şahısla başlayayım. Bakın, evet. Melisa ne dedi? Dedi ki iç içe dedi. Şimdi ben Özgür, ben bir erkek olarak Özgür'e de söylüyorum. Mesafe, törpüleme, daha dikkatli,
Bunlar olmalı. Peki. Ben işini yapma demiyorum. Peki Melisa, soruyorum sana bir daha. Özgür burada gayet net. Yarım kalmış bir şeyi tamamlamak istiyor. O şansı verecek misin ona? Kararını bekliyoruz. Gül bakayım. Sen ne kadar yakışıklı olmuşsun. İyi gidiyoruz. Aynen. Özgür, bu güzel bir şey bunu söylemesi. Evet. Galiba şey olacak. Olacak bir şey. Değil mi? Bana da öyle. Evet Meysa. Ne oldu Zala abla? Yok biz aramızda konuşuyoruz. Benim hakkımda konuştunuz. Yok. Akşam 7'ye kadar şey yapar mısın? Ya ne yapacağım ben? Bilmiyorum ya, bir soru işaretleri var. Ya git konuş Allah aşkına, deli misin, divane misin kızım? Tamam o zaman ben bir şey demeyeyim. Kimse bir şey demesin. Ben sadece konuşayım. Tamam konuşun. Sonra geleyim söyleyeyim. Peki tamam. Hadi bir konuşun o zaman Özgür. Yeniden tamam. Başlasın. Burada unutmadık. Hemen paravanı açtırıyorum. Nagihan ve Emrah karşılaştırıyorum. Kızlar hepsi peşinde. İşi yok ki hiçbiriyle. Hem ona ben aboneyim. Bütün biletler cebimde. Aboneyim, abone. Biletleri cebimde. Vallahi lafa tatlısın. Aman hadi hayırlısın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ama olumsuz. Sıkıntı yok. Nagihan yerine geçebilirsin. Emrah istersen sen devam edebilirsin. Olur. Peki hoş geldin aramıza. Şimdilik böyle uğurlayacağım seni. Görüşürüz. Üstüne boş yere dönüş yok, çaresiz düşündüm kaç kere. Cehennem sensizlik, yenilme kendine. Kaderin bensizlik yazmışsa bozmak olmaz. Güzel Angelina'mıza bir talip gelmiş. Onu da alalım böyle karşılaştırma koltuğuna. Hasan Bey mi? Hasan Bey'i davet ediyorum senin için Angelina. Hasan Bey geliyor. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Zuhal Hanım. Nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim ben de. Nereden geliyorsun? Eskişehir'den geliyorum. Eskişehir'e selamlar, sevgiler. Onların çok sevdiğim bir herkese şehirdi. Selam var size Eskişehir'den. 2-3 kere gelme şansım oldu. Çok güzel bir şehir. Çok güzel bir şehir. Bir şey soracağım. Bu dün gelen talip bana şey. Aa bilmiyorum. Dün mü gelmiştin? Hayır. Hayır. Gelmedim. Dün başka bir talibim vardı. Çıkamadı yayına o. Anladım. Bugün gelmiş Hasan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Angelina, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim ben de. Neler yapıyorsun? Ben buradayım. Evet, biliyorum burada olduğunu, izliyorum devamlı seni. 23 yaşındayım. Modelik evet. Yapıyorum. Biliyorum. Hobi olarak spor seviyorum. Gezmeye de severim. Benle alakalı merak ettiğin bir şey varsa sorabilirsin. Evet, biraz kendini anlatabilir misiniz? Kaç yaşındasınız? Nerede oturuyorsunuz? 27 yaşındayım. Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de doğdum. Tiyatro ile oyunculukla uğraşıyorum. Bu arada ya. Eskişehir yakın değil mi İstanbul'a? Evet, 4-5 saat mesafe. 4-5 saat. Otobüsle 4-5 saat. Yani normal araçla 2-3 saatte ulaşabilirsin. Anladım. Evet, başka sormak istediğin bir şey var mı? Çalışıyor musunuz? Dedim ya, tiyatroyla uğraşıyorum. Ha. Onun haricinde de kafe işletmeciliği yapıyorum hafta sonları. Güzel. İyi. Eskişehir'de de çok güzel bir konservatuvar vardır. Anadolu. Evet. Anadolu Üniversitesi konservatuvarı var. Evet. Tiyatro bölümü bayağı yoğun yani. Güzel. Çok yoğun. Çok ünlü isimler de çıktı orada. Kültürel bir şehir zaten. Halkımızda. Nurgül Yeşilçay gibi, sevgili Nurgül'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Çok ünlü var şey. Çıkan.
Çok. Çok tam da bir öğrenci şehridir. Çok çok güzel bir öğrenci şehri ve öğrenci için de yani buradan herkese de söylerim. Gelebilirler Eskişehir'e. Kesinlikle. Çok da güzel eğitim veriliyor orada biliyorum. Ben son kere tiyatro bir sene önce gittim. Ya. O da Moskova'da. Çünkü burada kolay bulamıyorum. Tamam. Özellikle opera bulamıyorum. Burada beraber gideriz artık izlemeye. Var bizim de var. Var değil mi? Var sen bilmiyorsundur ama eğer gitmek istersen ben de yönlendirebilirim yani. Sizin de biliyorum çok meşhur ve çok güzel. Çok. Ben mutlaka ayda bir iki kere gidiyordum. Sizin Stanislavski vardı. Stanislavski. Ay siz de biliyorsunuz. Konstantin Stanislavski. Evet. Evet. Hoşuma gitti. Angelina. Beraber tiyatro gidelim inşallah. Tamam gidelim beraber inşallah. İnşallah. İstanbul'da anne ve baban sen kundaktayken daha ayrılmışlar. Evet maalesef biraz seni aslında. Seni kim büyüttü? Babaannem büyüttü. Babaanne. Evet. Hayatta mı babaanne? Hayatta. Ne güzel Allah uzun ömür versin. Sağ olun teşekkür ederim. Kaç kardeşsiniz? Aslında anne babadan tekim. Annem ve babamın diğer evliliklerinden kardeşlerim var. Hı. Onlarla görüşüyorum işte ara sıra. Peki, sosyal bir insanım. Ne bileyim yani sormak istediğin ne varsa sorabilirsin açıkça. Sizin en uzun ilişki ne kadar sürüyordu ve ne zaman bitti? 2 sene sürdü. Yeni bitti. 3 ay oldu. 3 ay oldu. Evet. Konuşuyor musunuz hala? Yok. Ya da arkadaş kaldınız. Konuşmuyoruz. Hayır. Arkadaş. Ben genelde pek yani ciddi ilişkilerimde bir de 2 sene gibi bir uzun bir ilişkim varsa genelde arkadaş kalamıyorum yani. Evet doğru bence de. Olmuyor değil mi? Evet olmuyor Zuhal Hanım. Olmaz arkadaş zaten. Kalamıyorsunuz. Bir şeyler kaldığı zaman olmuyor. Kimle yaşıyorsun? Ben mi? Yalnız yaşıyorum. Yalnız. Aslında babaannemle de yaşıyor gibi sayılabilirim. Yani devamlı ondayım. Bir ayağın orada. Evet. Tabii ki doğal olarak. Acil. Burcunuz ne? Balık burcuyum. Balık. Doğum günün yaklaşıyor. Evet. 21 evet. Şubat. Senin burcun da Angelina? Teraziyim. Terazi. Çok o güzel. O benden terazi. Terazi. Bilmiyorum balıkların uyumu nasıldır? Teraziyle balık uyumlu mudur değil midir? Sen vallahi ilgileniyor musun burçlarla? İnanıyorum balıklarla hiç balık duygusal olur biraz. Çok duygusal. İçine kapanık olur ama ben biraz açtım bu konuları aslında. İçime kapanık değilim çok fazla. Kıskanç mısın Angelina? Kıskancım. Çok ama mu? Aşırı mı? Kıskancım güvendiğin zaman da bile biraz kıskancım. Yani mesela sürekli sorabilirim neredesin, kimlesin. Ha, bunaltırım diyorsun yani devamlı. Hı-hı. Emin olmak için. Ama emin olduktan sonra herhalde o kadar devam yani o kadar karşılıklı değil, güven olduktan tabii. Sonra da bu devam eder mi peki? Yok tabii. Yani o kadar aşırı dereceye değil yani. Ha, anladım. Çünkü tamam. Ben modelik yapıyorum da ve evet. Sürekli yani böyle insanlarla ben işine saygı duyarım. Çünkü bak, benim de ben de çünkü o da görsel bir iş yapıyor. Evet, göz önünde olan bir iş yapıyorum. Tabii ki saygı duyarım yani sıkıntı aynen. Yok. Aynen. Ben yani size o konularda problem yok. Peki, sadece bir iki sordum. Dakika müsaadenizi tabii. İsteyeceğim. Çünkü bir çiçeğimiz var. Locaya verilmesi gerekiyor. Güzel rengarenk bir çiçek. Kime? Ha. Kendisi ilk defa bir çiçek alacak bizden. Şuraya da yeni bir şarkı bulalım güzeller içinden. Şu güzeller hanımlar oluyor. Yakışıklılar da var. Başka bir şarkı bulalım Ümit. Bulursun sen Bilare. Efe diyor bana mı? Muhammed? Yok ben girmem abi. Sana vermek isterdim çiçeği. Vermek isterdim. Ama Muhammed'e değil. Murat amca. Canım benim nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? İyi bakıyorlar mı sana? Bir şikayetin var mı? Bir şikayetim yok. Ha söyle bir şikayetin var mı? Yok. Yok yok gerçekten yok. Memnun musun? Memnunum. Bak çorba getirdin, tereyağı getirdin. Ne zaman yap dersen hemen yapacağım. Ne şeyler bulur. Aa evet. Doğru söylemiştik. Tamam sen ne zaman istersen o zaman yaparız. İşte siz diyeceksiniz bize ben hemen yapacağım. Çorba tereyağı. Tamam 5 gibi istiyorum reklam aram. O arada tamam. Götürürüm ben onu. Tamam. Tamam eline kolay canım benim. Tamam. Peki. Efe al bakalım al hadi istiyordun tam da şey oldu yani denk geldi. Heh. Evet Efe neyse çok da şıksın bugün. Aa, teşekkür çiçekler ederim. Rengine olsun. Renk katmış. Aa, evet. Renk gökkuşağı gibi oldu. He. Gökkuşağı. Ne diyorsun kimden geldi acaba ya? Bilmiyorum ki kimden geldi acaba. Mutlu oldun mu? Çok. Hadi yeter bu kadar mutluluk. Evet bu kadar mutluluk sana yeter. Maalesef ya maalesef. Şu tarafa gideceğim. Ne yapıyorsunuz bakayım? He? Nasıl asayiş Berk Kemal mi burada? Şendoğan abi? Biliyorsun sen tabii artık. Ama Begüm herhalde ki.
bana bildi demez. Gün alayı, kaynanalar çeksin alayı. Bunu mu buldun? Begim, kart var mı? Kart göremedim. Ha, var mı? Oku. Bir dakika. Begim'e gelmiş çiçek. İlk kez geliyor değil mi sana? Ne diyor? İçi de okuma, bize de oku. Aa, kim bu ya? İsim yok. Ne diyor? Biraz cesaretimi toplayıp yanına geleceğim, nefes alma sebebimsin. Oo, o derece. Merak etti nerede bu beyefendi? Bilmiyorum. Kim? Davet ediyor musun? Yani gelsin. Gelsin. Bekliyor Begüm bu çiçek, evet. Kiminse. Çok bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki. Paravanı da açalım. Hasan ve Ancan'a da bir karşılaştım. Bakalım neler olacak. Güzel günler mazide kalmış. Yaşındasınız. Evet. Göstermiyor muyum? Yok, gösteriyorsunuz. Siz İstanbul'da yaşamayı düşünüyor musunuz? Daha önce İstanbul'da yaşıyordum zaten. 6 aydır Eskişehir'deyim şu an. Geri döndüm. Senin için problem olur mu Eskişehir, İstanbul veya Türkiye'nin herhangi bir yeri? Ben şimdi taşımak istemiyorum İstanbul'dan. Problem zaten değil yeni yani. Zaten yeni eve taşındım. Belki gelebilir İstanbul'a. Ama Eskişehir'de sağlam bir düzenim var, kurulu bir düzenim var ama benim için problem olmaz. Ama senin için de problem olur mu yani? Sonuçta bir hayat kuracağın insanla belki yani dünyanın bir ucuna da gidebilirsin yaşamak için. Sonuçta bir hayat kuracaksın. Bir konuşmak ister misin bu konuları detaylı olarak Hasan'la? Çok şıksınız, çok güzelsiniz. Teşekkür ederim, sağ ol. Konuşalım. Tamam. Evet, peki. Bence de konuşsunlar. Alalım sizi böyle. Haydi bakalım. Konuştuk biz tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Onu gördüm, kalbim çattı. Kalbim çattı. Daha fazla tanısam mı? Oh, çaylar gelsin. Umarım aşık olurum. Bir ara buraya bekliyorum. O kadar coşkulu, enerjiksiniz ki kaç gündür kesişiyoruz karşıdan karşıya. Bir ara buraya istiyorum lütfen. Çok merak ediyorum. Kim bu seyircimiz? Harikasınız. Peki İbrahim burada. Sana ne? Benim ne giydiğimden adlı bölümümüzü uzun süredir gerçekleştiremediğimiz İbrahim'in talibi varmış. Gelsene bir yanıma. Önce bir konuşalım talibler evvel. Talibin gelmiş, güzel, iyi bir şey ama siz dilekle çıktınız yani dün. Evet abla. O işi nasıl yapacağız? Ondan kolay ne var? Kuru pilava gitti, çaya tamam. Şimdi ben talibimi şu yüzden görmek istedim. Benim nasıl bir duygu tattığımı o da tatsın diye, zaten yeri boş ya. Onu da davet edersek oraya oturursa. Aynı abi de gelsin seyretsin. Sırf o yüzden geldim. Haksız onun da beni yani izlemesini haksız istiyorum. Haksız mı İbrahim? O da ona yapmadı mı? Dilek gelsin o zaman. O da gördü Talip. Değil mi? Bu çocuk da bir rövanşını alacak yani. Yani benim nasıl bir şeyler hissettiğimi o da oradan bakarak görsün, izlesin. Ama şimdi Talip'in de kızcağızın da hani bir duygusu bir şeysi varsa da hani hoşlanırsan ya gelen Talip'inden ne yapacaksın? Kısmet abla. Ha, olabilir yani. Tabii canım, her şeyin nasip kısmet. Aşka da kalbim açık diyor. Ama şimdi dileği de burada almak da bir tuhaf olacak. Niye abla? Ben burada otururken tuhaf değildi de dilek gelince mi tuhaf? Haklısın ama talibine ayıp olur. Gelen hanımefendi için diyorum. Ha? Öyle yapmayalım. Sen dileksiz gör. Ha? Bence gelsin de görelim. Aha geldi zaten. Aha geldi o da. Ben gelmek istiyorum. Gerçekten. Gel tabii, yürü. Emin misin?
Emin misin? Ben diyordum olmaz ama bir tuhaf olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bir sakıncası yok mu senin için İbrahim'i Talip görmesinde? Gelsin bakalım, geleceği varsa göreceği de var. Aha. Hangi kamera çekiyor beni? Bütün kameralar bence şu an sende. Hayırdır İbrahim, yürek mi yedin bu kadar? Talibini ya, görecek kadar ne cesaretlendirdi seni? Dünkü yediğimi soğan yaptı. Şimdi ben şu yüzden istedim Talibimi. Bakalım bana olan duyguların, hislerin karşısında beni eğer Talibim geldiğinde bana karşı olan duyguların gerçek mi yoksa değil mi? Beni ona bırakacak mısın yoksa sen mi alıp gideceksin? Ay bunun konusu bile olmaz. Konusu bile olmaz bunun. Ya hoşlanırsa İbrahim? Kızdan? Olmaz Zuhal'e abla, bak ne aham da buraya yazıyorum. Nereye tut, şuraya yazdı. Herkes görsün onu, kameralarda yanlış anlama da Dilek. Yanlış anlayanlara artık yanlış kalmadı. Söz uçar yazı kalır. Göreceğiz, buradaki herkes de şahit olsun. Peki bu arada Talib'in de İbrahim bilerek geliyormuş bunları yani. Hani anlatılmış durum kendisine. Ben görmek istiyorum İbrahim demiş. Peki demiş arkadaşlarımız da. Herkes durumdan haberdar yani. Ben gideyim locada oturayım o sen, zaman. Emin misin? Baba, senin yerine ayırdık Dilek. Koltuk. Dur bakalım şimdi. Dur görelim bakalım tiyatroyu. Aa. Otur İbrahim. Kapatalım paravanı da. Ya bir de hoşlanırsa bilmiyorum ne yapacaksın. Kim geliyor? Ercan. Yelda Hanım. Yelda Hanım geliyormuş efendim alkışlarla. Bir ayda da Ankara'dım, bir ayda. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne kayda. Başına da esin aram bu sevda. Buldur kaynatırlar. Aman Yelda. Dön. Ankaralı mısın? Yok, İzmirliyim. Aa, tabii. Öyle bir Ankara havası. Onun için oynadım. Aa, sana özeldi. Teşekkürler. İzmir'den geldin. Ne demek? Geldin. Sen ister her zaman yaparım. Evet. Yanlış anlama da İbrahim. Hoş kız. Sor bakayım sorularını. Hoş geldiniz. Hoş Yelda bulduk. Hanı. Nasılsınız? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Yıkılmadık, ayaktayız. Ne dedi? Yıkılmadık, ayaktayız dedi. Aman yıkılma, sana bir şey olmasın. Aa. Yaş kaçtı? 27. 27. Evet. Yelda kimdir? Yelda. Nasıl biridir? Kimdir? Bana kendinizle... Ailesiyle yaşayan bir insanım. Ailemle yaşıyorum yani. Eskiden tekstilde çalışıyordum. Şu an çalışmıyorum. Biraz daha yüksek. Size zahmet. Tekstilde çalışıyordum. Şu an çalışmıyorum. Evet. İzmir'in neresinden geliyorsun? İzmir'in neresinden geliyorum? Mersin Pınar diyebilirim. Yani Tepeciğin üst tarafından. Ha, Tepeciğin üst tarafından. Evet. Roman mısın? Evet. Aa! Bir dakika. Ama Romanca konuşmuyorum. Arada bir konuşuyorum. Arada bir. Evet. Oynasın o zaman, görelim Roman. Oynadı ya. O zaman oynama da. Yanlış anlama da. Sen oyna. Ankara havasını herkes oynar Zuhal abla. Hayır. Roman oynasın da görelim. Herkes oynayamaz. Neden? O da ayrı bir kıvraklı. O da başka bir şey. Aa, herkes oynar. Biraz zaman geçsin, hep beraber karşılıklı oynarız seninle. Belki paravan açılırken ufak bir... Bilemeyiz artık. Yani.
İbrahim'i çok sempatik buluyormuşsun. Evet. Başka hangi özelliklerini beğeniyorsun? Bıyıklarına bayılıyorum. Zaten. Ve dilekler almaya geldim seni. Aa. Ne dedi o? Duymadım. Yani sana bırakmayacağım demek istedim. Allah Allah. Evet. Ne oldu dilek? Şöyle bir şey var bir de. İbrahim, bir şey sorabilir miyim sana? Tabii, sorabilirsin. Sorabilirsin, sorunu unutma. Birazdan paravan açılacak. Tabii. Yelda ve İbrahim karşılaşacaklar. Serkan ve Hanife de burada olacak. Ali ve Naz da bizimle olacak. Ama önce kısa bir reklam aramız olacak efendim. Bir ayda da Ankara'dan bir ayda. 500 altın yerim. Onlar Türkiye'nin konuştuğu iki isim. Hanife ve Serkan. Büyük aşka ikinci şans verdiler. Şok, şok, şok itiraf. Melisa'nın bu sözleri Hanife'yi çileden çıkaracak. Şimdi. Bir soru soracaktın. Reklamdan evvel. Evet. Ben içeriye girmeden önce sen Dilek'in hakkında dedin ki Dilek benim ne hissettiğimi öğrensin dedim. Ne demek istedin onunla? Şimdi ben buradayken onunla bazen karar anları, bazen sürpriz anlarından itibaren burada bu koltukta ikimiz otururken başka taliplerini kabul ettiği için ben de aynı duyguyu tatsın diye söyledim. Ay ne tatacağım ayol? Ne tatacağım? O zaman neden sabahtan beri üzümü Yelda dediğin... Hanım'a cevap veriyorsun? Dilek. Ağaç benim olduktan sonra isteyen gölgesine oturabilir. Ben de kökünden alırım ama. Hangisini alkışladınız? Dilek. Çünkü Dilek'ten sonra Yelda'nınki gümbürtüye gitti. Ben de kökünden söker alırım dedi. Ya duymadınız onu. İbrahim senden de bir şey bekliyoruz. Bir çınar gibi. Şu an duruyorsun. Ne diyeceğim ablan şimdi? Dalların çiçek ve meyve vermek bir şey diyemiyorum. Yeldaydı. Şimdi sadece şöyle söyleyeyim. Birini hiç görmediğim halde, sadece o beni gördüğü halde bana böyle cümleler sarf ediyor. Beni mutlu ediyor. Gururun okşanı değil mi? Ama birisi içinde burada bir şeyler çaba sarf edip, onun için bir şeyler harcayıp da sadece lafta kalması da beni üzüyor. Lafı herkes söyler. Önemli olan icraat küçük yapmak. Küçük İbo oldu şu anda. Ne oldum? Küçük İbo. Yine bir şey demiyorum. Ay değmesin zaten. Bu Dilek. Artık alıştım. Yani... Onu böyle sevdin diyorsun. Onu böyle kabullendim diyelim. Yani öyle kabullendik. Evet. Ay ben burada çok oynarken sen çok gözümün içine baktın İbrahim. Ne çabuk unuttun bu günlerini. Ay. Yelda. Muhabbetiniz koyu ya, ben bölmeyeyim istiyorsan. Konuşan konuşuyor. Ben senin için geliyorum, sen hala... Laf yetiştiriyorsun. Ha, yetiştirecek normal. Tabii. Olumlu ben bir şeylerin cevabını verdim ben mi? Ben buraya ta İzmir'den onun için geliyorum. Hasta oluyorum. O seninle laf yetiştiremiyor. Kız benim için buraya kimler geldi? Ben fark bir şey etmiyor. Yapmadım. Ben onun için hasta olursam o da benim için burada ilgilenecek. Ne olacak? Ben de İzmir'den geldim. Ben onun için buraya kadar gelip hastalanıyorsam o da benimle ilgilenecek. Kız seninle ben değil. İki gündür zatürreye oldum ya burada karda. Allah'ım. Yok artık, geçmiş olsun. Hastalandım diyor. Kara giden ben,
taytımla badimle üşüyen ben hangi kamera çekiyor beni? O gelmiş bana hastayım diyor burada. Karlara yattı. Ne laflar yedim burada, ne mabetler duydum ama ne yapayım işte. Gülü seven dikenine katlanıyor. Kavun tatlı, ben ne yapayım? Yanlış anlama da İbrahim. Böyle yani. Yelda, inanıyor musun İbrahim? Aman Zuhal abla, aç bunların paravanını artıkın. Baya baya bekliyorum bunları. Aç aç. Açayım mı? Aç, baya baya bekliyorum bunları. Ama bak İbrahim, daha evvel söylemiştin galiba esmerlerden hoşlanırım diye. Evet, kara kaş, kara göz, beyaz ten, siyah saç. Aman resmen beni tarif etti adam ayol. Şu an siyah saçı. Ya, şu an değil ama yapacağım siyah. Beyaz tenliyim, Allah'ıma şükürler olsun, kaymak gibiyim. Ben orijinalim ama. Orijinalsin. Evet. Biz çakmayız herhalde. Yani. Sen boy açığına göre öylesindir herhalde. Kız benim kendi saçım siyah zaten. Ne göstersinler benim fotoğrafım ekranda. Gerçekten. Siyah saç, evet. Gayet senin... de siyah saçlıyım. Allah'ıma şükürler Dibin olsun. Dibin siyah zaten. Evet. Dip boyam geldi. İbrahim gelmedi. Ben orijinal esmerim, doğuştan esmerim diyor. Eskiden de tam tersi. Kaymak gibi değilim yani, orijinalim. Saçı siyah da boyasam bir şey fark etmiyor yani. Esmer. Sen beyazsın, ben. Esmer güzeli o da. Aman aç artık Zuhal abla bunları. Açıyorum. Aç, aç. Niye durdukça için mi acıyor? Aç, ay ne acıyor? Yelda. Canım. Söyle. Yeşil çam gibisin şu anda. Sen kendini anlatacaktın. Söyle Gaytan bıyıklım. Ooo. Kaytan bıyıklım. Teşekkür ediyorum her söylediğin kelime cümle için. Ne demek? Aşık mısın sen İbrahim'e? Aşıkım. Burada da öyle diyor. Aşıkım demiş. Gerçekten mi? Evet. Ne mesela, hani sempatik mi buluyorsun, yakışıklı mı buluyorsun? Sempatik de buluyorum, yakışıklı da buluyorum. Aynen, yakışıklı bunun ayol. Benim gözümde dünya güzeli. Oo. Seni bilemem. Senin gözünde ne? Dünya güzeli ve dünya yakışıklısı benim gözümde. Benim gözümde de Brad Pitt. Olabilir. Ama o esmer sarışın değil. George Clooney de bari. Ona dilim dönmüyor zaten. Bir dene, belki dönüyordur. Neydi? George Clooney. Coşkun diyeyim ben ona. Coşkun da güzelmiş ha. O da oldu, yerim seni. Şükürler olsun Allah'ıma. Halk bile arkamda ayo. Daha ne isterim? Halk bile arkamda resmen. Belli olmaz. Belki işin rengi değişir. Vallahi ben çok merak ediyorum. Bu paravan açılınca neler olacak İbrahim? Yelda'yı görünce neler olacak? Çok etkilendi çünkü sözlerinden, değil mi İbrahim? Sırf etki oldu. Baksana Allah aşkına, konuşmuyor bile. Bendeyken cır cır böceği gibi ötüyor İbrahim. Senden fırsat kalmıyor ki çocuk. Benden fırsat kalamaz zaten. Sen izleyerek gelmedin mi? Geldim, ne olmuş? Ben bile bile geldim. Sen biraz sus da o konuşsun benimle. Ne konuşacak seninle Allah aşkına? Niye? Tamam Zuhal abla, sustum artık. Tamam hadi, artıkın açıyorum ben de paramı. Aç artık. Hadi açılsın paramı. Ben artık açıyorum. Oynayacağım ben. Hangi kamera? Oynayacağım.
Ama şu an bir İbrahim'le Yelda'nın şeyi var, karar anı var şimdi. Ay dur şimdi karar anı, ilk önce ben oynayacağım. Aa, ben seni şalvanım. Etkileme şeyi var galiba. Paravan ne o? İyiydi de açılınca kötü. Bağlayacağım kendimi. Yemin. Arkadan böyle konuşmalar. Evet. Onlar da gelsin şeyleri. Bakalım İzmirli. Ne, adı neydi onun? Arkasından diyor, ha? Adı ne, ismi neydi? Yelda. Yine konuşurum, açıklayayım birazdan. Efendim. Yelda'cığım. Efendim. Gel oynayalım hadi. İbrahim izin verirse oynarım ama. Oo! Bu kız dişli çıktı. Teklif var, ısrar yok ayol. O zaman oyna kendi kendine. Kalk. Aha. Aa. Bak kalk diyorum sana, geliyor mu gelmiyor. Bahattin değil mi o? Bahattin hoş geldin. Bugün davuluyla aramızda. Ha? Tek oynamayacağım ben. Gelsene. Sen oyna, ben geleceğim. Hey tamam o zaman. Aa, aa. Kapışacaklar. Hadi o zaman. Ha? Ha? Gayda hadi. Aynen. Aynen. Görebilirsen cevap vereceğim sana, merak etme. Sizi fazla yormak istemezdik ama bir de karşılıklı Ankara havası oynayalım. Siz çalın, bir de biz oynayalım. Ay Ankara havası olmaz. Niye? Dilekten itiraz var. Oğlum roman oynat. Buyur Yelda. Yelda etti etmedi, oynatamadın Yelda'yı bak. Onlar karşılıklı demek anlaşmışlar da Ankara havası oynayalım diyorlar. Öyle diyorlar. Ha? İki geri, üç ileri. Bulgur'da aynatırlar. Aman bulgur kalan.
başını da yesin anam bu sevda. İki geri, üç ileri, iki geri, üç ileri. Roman oynasın da görelim. E son bir yaptı ama o da bir şeyler. Yaptı. Görmedin, arkan dönüktü o yüzden. İbrahim bir ara aradan sıyrıldı. Baktım geriye doğru yavaş yavaş. Evet, bir karar verebildin mi bütün bu şeylerden sonra? Verdim. He? Olumsuz. Bak. Olumsuz. Dilek mi o? Korkudan karar veremiyor. Öncelikle buradan İzmir'e çok 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 anneme de selam söyle. Annem seni çok seviyor. Aa, gerçekten mi? Gerçekten ama anneme söyle. Bak İbrahim, seninle gerçekten konuşmam. Anneme bir de yeğenime selam söyle bakayım. Ay, Can'a selam de. Söyle. Sırf bunu senin istediğin için değil, ha, annenin ellerinden öpüp de beni sevdiği için buradan ona selam söylüyorum. Aycan'a da söyle. Evet, alalım kararını İbrahim. Geldiği için teşekkürler ama kararım olumsuz. Yelda. Efendim. Bekliyor muydun böyle bir cevap? Beklemiyordum. Niye dedi sence böyle bir şey? Bilmem. Şey yap, otursanıza, konuşsanıza. Olur mu öyle şey? Tamam. Otur, ağacı alacaktın ya, gidecektin gölgesinle birlikte. Demek ki olmuyormuş. Koparacaksın ya ağacı, gitti. Aa, çok ayıp oldu. Şimdi oldu evet. Mu bu şimdi? Ha? Sen onu İbrahim'e söyle. O İbrahim'i ben biliyordum. Otursana, çay için. Yemeğe gidin, otur. Sen götür o zaman, hadi. Otur. Oğlum şimdi neden olumsuz dedin İbrahim sen de? O da oturdu. Sen niye oturdun? Ne yapayım, otur dedi, oturdum, konuşuyor işte, onu bilmiyorum ben. İbrahim kızın resmen duygularınla oynadın sen. Neden böyle evet. Yaptın? Üstümde başımda kaldın İbrahim. İstemiyorum seni diyorum, hayır diyorsun, dilek isteyeceksin beni. İbrahim son kararın mı? Evet abla. Peki alayım seni locaya. Yelda sen de bizle devam et. Tamam, ya. Olur. Güzel İzmir'imizden gelmiş. Alkışlar, seni de alayım bak. Murat amcanın yanı boş. Alkışlarla. Sevdim, sevilmedim. Seveni sevemedim. Canımdan böyle bezdim ama. Ezgi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde programımıza geldi. Umut'a bir çağrıda bulundu ve seviyorum dedi. Çok önemli bir açıklamaydı bu. Umut acaba o çağrının üzerine geldi mi? Neler olacak? Ben de merak ediyorum sizler gibi. Önce bir VT'miz var, sonra bakalım buraya kimler gelecek efendim. Son sevdiğim uğruna sevgiler aşklar tüketti. Birbirimizi sevdiğimizi düşünüyorum ve insanlara haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Tek bildiğim yollarına aşk tohumları serdi. Ben burada gözyaşları içerisindeyken yine ondan bir adım bekledim. Belki orada bir adım alsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Ama atmadığı için ben de vazgeçtim. Belki insanlar bazen hata yapmış oluyor. Biliyorum. Gerçekten bittiğini söylüyor musun? Bitti. Şimdi gerçekten. Ben inan. Kuşum.
adres sormaz ki. Yaktın beni en derinden. Burada çok sevindiğin o gelinliği de ben göndermiştim sana. Ama çok sevdiğin için söyleyemedim. İsimsiz kaldı. Kurşun adres sormaz ki. İstediğiniz her şeyi söyleyin. Hakkımda yargılayın, kötü söyleyin, iyi söyleyin. Ama aşk insana öyle şeyler yaptırır ki aklınız hayaliniz almaz. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım sana. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Ey hırsızlığa da değen. Hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Ezgi, ben seni çok seviyorum. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Nefes gibi muhtacım sana. Dön gel yine sev beni. Sarı sevgine sevgimi. Evlilikten döndüm. Nefes, hani burada birçok şey yaşadım. Ve benim birçok yerde anılarım var. Aklımın ve kalbimin umutta olduğuna karar verdim. Onu çok seviyorum. Onun da beni çok sevdiğini çok iyi biliyorum. Nefes gibi muhtacım, günahın özü ise seni sevmek, cezam cehennem olsun. Dön gel yine sevgini, sar sevgine sevgimi, nefes gibi muhtacım sana. Dön gel yine sevgini, sar sevgine sevgimi, nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım, günahın özü ise seni sevmek, ceza cehennem olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezgi çağırdı. Geldik, beraber gelelim dedik. O çağırsın Fizan'a giderim. O çağırsın iki elim kanda da olsa gelirim. Seviyorum yani. İşte. Ben çok sevdim seni burada gördüğüme. Bu tabloyu yaşayacağımı biliyordum. Ben de buraya geldiğime sevindim. Sevindim çünkü sevdiğim kız buradaydı. Sevdiğim insan burada. İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Bir dönem gelemedim, kusura bakmayın. Hayır. İşte biz de televizyon izliyoruz. Bazı üzücü olaylar oldu. Ayrılmıştınız. Ayrılmıştık. O da ne yapsın? Herhalde sinirini böyle çıkarttı. Ama o da duramadı. O da oturamadı. Ya oturamadı yani ama. Bir geldim bir gittim, bir geldim bir gittim. İyi sinirini çıkarttı ama benden yani. Biliyor benim böyle şeylere çok fazla şey olduğumu. Ama olsun, canı sağ olsun ya. Kahrın da hoş, lütfun da hoş sonuçta. Biz çok büyük bir karar aldık Zuhal abla. Evet. Güzel bir karar aldık. Biz evlenmek istiyoruz. Evet. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya ilk geldiğimde bu kurumun bir evlilik programı olduğunu bilerek ve buraya güvenerek gelmiştim. Sağ olsun, çok güzel bir insana güvenmiştim buraya gelirken. Allah razı olsun. Güvenimizi boşa çıkartmayacağını düşünüyorum. Burada evleneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Burada evlenmek istiyoruz. İnşallah. Mutlu olmak istiyoruz. Bir yuvamız olsun. Adı da Zuhal Topal ve yuvası olsun. İnşallah. Çok pardon. Erkan ve Zahra'dan sonra inşallah Umut ve Ezgi'yi de evlendirmek istiyoruz. Elimden geleni yapacağız. Erkan'la Zahra'yla da konuşuyoruz biz. Çok mutlular. Biliyorum hani, Allah bozulsun. Burada evlendikleri için de çok mutlular. Biz insanız. Bazen gaflete düşüyoruz. Kötü anlar oluyor, iyi anlar oluyor. Umarım sizi üzmemişizdir. Hayır. Birbirimize mutlu olalım. Bu arada annene bir cevap vermek istiyorum. Annesi biraz sıkıntı çıkartıyor ama. Hadi ben ya. İşim gücüm yerinde. Kendi Instagram'ımdan perde yapıyorum. Satıyorum. Hani işlerim yerine yoluna girdi. Aa, güzel, sevindim. Evet, elimden geleni süper yapıyorum kendi işim için. Zaten istekliydin. Zaten istekliyim. Yani 16 yıldır perdeciyim ben bir kere. Evet evet. Yıllarımı evet perdeciliğe verdim. Hani kendi evime bakabilecek güçteyim. Şahsenem abla, kızını alacağım. Gelip senden de isteyeceğim. Hadi bakalım.
O kadar zamandır ilk defa kızarıyorum. Evet, kulaklardan başladım. Bayağı kızardım yani. İlk defa kızardım şu anda. Biz de elimizden geleni yapacağız Umut sizin için. Zaten size güveniyorum ya. Bu saatten sonra önce Allah sonra size güveniyorum. Teşekkür ederiz. Biz evlenmek istiyoruz Zuhal abla. Ben de evlenmenizi istiyorum zaten. Bu çift hiç ayrılmamalıydı bence de. Ya benim bugüne kadar ismimi başka birisiyle daha duyulmamıştır. Onun da aşk keza. Biz, evet. Biz olarak başladık. Biz olarak bitmek istiyoruz. Demek ki neymiş? Evlenmek isteyen evleniyormuş arkadaşlar. Evlenmek isteyen evleniyor. Bu kadar mı? Yani kim ya da hangi güç sevenlerin karşısında durabilir? Al aileleri istemiyordu. Yine de kararlar ve inşallah yani ne yapalım Zuhal abla şimdi yani yapacak bir şey yok. Belli bir şeyden sonra herkes kabul etmek zorunda. Ben zaten şunu biliyorum ve şunu bilerek söylüyorum. Ben Ezgi ile kimler girdi aramıza? Neler oldu, ne oldu, ne olmadı? Ben o kızı hiçbir zaman bırakmadım. Peşinden gittim. Aldım kolundan. Hatta bir tabir vardır yaşlılarımız söyler. Saçından tuttuğum gibi aldım. Bak benim lafımdan çıkmıyor. Evleneceğiz diyorum. Evlenir misin benimle dedim. Hemen kabul etti. Bir tanem benim, her şeyim. Hemen kabul etmedim bir kere. Çok da çabuk olmadı tabii. Yani o tamam, kadar da değil tamam. Yani. Tamam, Ezgi. Gel bir tanem. Gel. Ama böyle olmaz. Hayır, ben böyle oldu, saymam. Kalk. Herkesin önünde söylüyorum bak. Benimle evlenir misin? Herkes şu an seni bekliyor. Benimle evlenir misin? Tabii ki de evet. Ama ben böyle bir evlenme teklifini saymam yani. Daha güzel olması gerekiyor. Ben sana Kadıköy'ün ortasında evlenme teklif ettim. Daha hangisini sayacaksın? Bir daha istiyorum. Ne zaman ettin? Ben yolda Kadıköy'ün ortasında bağıra bağıra evlenme teklif ettim. Altı yolda Boğa'nın orada. Evet. Bir daha olsun bir daha bağırdım. Bir daha stadın ortasında da bağırdım yani. Kavga ettik. Halbuki bilerek kavga ediyormuş benimle. Ha, oraya bağlayacak işi. Çıldırdım. Aynen. Çektim gittim bıraktım bunu. Çıktım. Peşimden geliyor. Ya dedim bırak dedim peşimi. Bir döndüm. Ezgi benimle evlenir misin? Yüzük var elinde. Ah, işte yapmış sen de bu değerde burada daha ne istiyorsun? Ama böyle daha da güzel olabilirdi yani. Tamam sana daha güzel bir evlilik teklifi yapacağım Zuhal abla. Yaparsın sen. Yaparız burada. Biz de yardımcı olacağız. Güzel bir evlilik teklifi tamam, yaparız. Tamam peki güzel bir evlilik teklifi olsun. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Şuradan kadar uçarak geleceğim şöyle. Yok o kadara gerek yok. Demek ki neymiş seven insanlar ayrılamazmış. Evet, evlenmek burada için oturamazmış. Seven evet. İnsanlar gitti, duramadılar. Evlenmek için buradaysan evlenirsin. Bu kadar basit. Evlenmemek için buradaysan da evlenmezsin. O Erkan da senin kararın. Erkan ve Zahra da geldiler, evlendiler. İnşallah siz de ne zamanla düşünüyorsunuz bu arada? Vallahi dediğim gibi annesiyle şu anda güzel bir savaş içindeyiz. Evet. Ama kendisini çok seviyorum. Çok seviyorum. Dediğim gibi işimle ilgili bir plan şeyi vardı. Şimdi benim işlerim bir ara aksadı. Mimarlarla çalışıyordum. O mimarlarımın aramız açıldı falan gidemedik. Olur öyle şeyler. İşte şimdi işlerim yoluna girdi. Perdeye satıyorum. Biz de yanınızdayız zaten merak etmeyin. İnşallah. İşlerim de düzeldi. Annesini de ikna ettik. Evlenmek İnşallah. İstiyoruz biz artık. Hayırlısıyla Ezgi ve Umut burada evlenecekler. Hikayeniz burada başlamadı ama burada nihayete erecek mutlu sonla inşallah. Çok sevindim bu kararı almanızı. Şimdiden tebrik ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Gene lütfen biz gibi olmuş evlen. Evet ya. Peki sevgiyle uğurluyorum çiftimizi. Gel yine sev beni, sar sevgine sevgimi, nefis gibi muhtacım sana. Bir mutlu çiftimizde Naz ve Ali bakalım hala bu mutlulukları devam ediyor mu? Alkışlarla davet edelim kendisini. Gel sen. Tekrar merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen iyisin Naz. Hiç iyi görünmüyor. Ne oldu? Yok iyi değilim ben. Evet suratın niye asık? Ne oldu ya? Ali neden iyi onu da merak ettim. O ne demek? Ben bu halde, beni bu hale getiren kendisi. Aa. Ama Ali çok iyi. Neden bahsediyor Naz? Sürekli kavga ediyor benimle dünden beri. Züha Hanım, bu kaç gündür olan olaylardan dolayı biraz... Gerildiniz mi? Evet. Biraz gerildim.
Onun için çünkü ben bir şey kafama koydum mu yapmak istiyorum. Hı. Yaparım. Karar aldım. Kendimle buraya kadar geldim. Çıktım. Ve nasıl kalpten istediğimi herkes zaten gördü. Zaten de istiyorum. Sadece Naz'ın kendisine soru sormak istiyorum. Soru sormak istiyorum. Ya kafasında bir soru varsa eğer veya bu ilişkimizde sonradan bir sorunlar çıkacaksa ben sonradan çok kırılmak istemem. Çok üzülmek istemem. Eğer öyle bir şeyler olacaksa şimdiden söylemesini istiyorum. Ben sana her defa söyledim. Her defa sorduğunda söyledim. Yok öyle bir şey. Neden bana inanmıyorsun da başkalarına inanmayı tercih ediyorsun? Ben de zor günler geçiriyorum. Sen benim yanımda olacağına beni daha da yıpratıyorsun. Hiçbir şekilde anlamıyorsun beni. Bana diyorsun bir süre görüşmeyelim. Aa, öyle mi dedi? Dün kavga ettik, bana öyle bir şey dedi. Yani neden? Sebebi de sırf bu olaylar yüzünden. İşte birileri çıkmış böyle demiş, öyle demiş. Vallahi tam böyle istediğim bir şeyi alamıyorum cevap olarak kendisinden. Tatmin etmiyor mu seni verdiği cevap? Evet, mesela burada değil de arkada verdiğim sorular, verdiği cevaplar beni tatmin etmiyor. Onun için böyle kafana bilmiyorum. Takılmış senin belli ki. Ben istemiyorum, anladın mı? Bu yolu çıkıyorsak eğer sonradan bir şeylerin çıkmasını istemiyorum. Pürüzsüz başlayalım diyorsun. Her şey temiz başlayalım. Biz daha kaç zaman oldu ki? Şimdiden ortalığa bir şeyler çıkmaya başladı. Eğer sen sadece onun bunun lafına inanıyorsun. Ortalığa bir şey çıkmadı. Ben onun bunun lafına inanmıyorum. Ben senden duymak istediklerimi duyamıyorum tam olarak. Ne duymak istiyorsun? Sor. Ne duymak istiyorsan sor, ben de sana tek tek cevap vereceğim. Böyle olacak mı? Yine böyle konular çıkacak mı? Ama birileri konuları çıkarıyorsa benim suçum ne? Benim suçum ne? Haklı. Ali çok da haksız değil yani. Haklı. Her defa böyle oluyor. Benim hayatımda bir şey güzel giderken hep bozuluyor. Benim de gerçekten sinirlerim bozuldu. Dünden beri ben de iyi değilim. Naz da haklı. Kolay şeyler değil tabii yani. Sen de hiç anlamıyorsun beni. Şu an söylediklerimden dolayı beni pişman etme. Ağlama. Sil gözünü yaşını. Ben hiç bırakmayacaksın. Ben zaten bırakmıyorum. Beni senin bırakacağını düşünüyorum, anladın mı? Onun için veriyorum bu soruyu. Ama bu sorun senden dolayı kaynaklandı, benden değil. Senden dolayı oldu. Şu anki durumumuz senden dolayı oldu, benden değil. İnanmıyor musun Ali gerçekten sana bir şeyler hissettiğine? Yok, inanıyorum zaten onlara da. Bu sorunların çıkacağını veya ileride farklı bir karar vereceğinden korkuyorum. O kararı sen veriyorsun, ben değil. Ben sürekli çabalıyorum seni bir şeylere inandırmak için. Böyle değil de böyle Ali. Ben seni istemesem yanında olmam. Beni buna zorlayan yok. Ama sen bir türlü inanmıyorsun.
Biz ilk burada çıktığımızda ne dedik? Üçüncü kişileri araya sokmayacağız dedik. Ama sen şu an tersini yapıyorsun. Yani Naz, sen ilk geldiğin gün de senden çok etkilendiğini, hoşlandığını söyledi. Ekibimize de söylemiş zaten. Hani gerçekten seni çok beğendiğini ifade etti ama tanımak istediğini, bir şans vermek istediğini, uzun süre sonra kalbinin ilk kez attığını. Cihan, ama ben tabii yaşananlar da bunların farkındayım. Benim de kendisine karşı olan duygularımı, isterimi zaten kendisi biliyor. Ben bir tek şeyden korkuyorum. Şu an zaten bu işin başındayken ben şu an ona karşı o kadar istemiyorum. Gittikçe zaten artacak. İleride bir şeyler olmasından korkuyorum. Ve onun için diyorum, onu kırmak istemem. Zaten ağlamasına şu an çok kötü oldum. Olmayacak. Sadece ileride bir şey olacaksa diyorum. Bir şey olmayacak. Ben zaten kalkıp da ileride bir şey yaparak sorun benden çıkmaz diyorum. Ve senden öyle bir şey çıkma ihtimali varsa diyorum, şimdiden... Yok öyle bir şey. Olmasın. Ben de olmasını istemiyorum zaten. Sen bana inanıyor musun? Güveniyor musun? Düşünerek cevap veriyorsun. Çünkü inanmıyorsun sen bana. Yani sen ileride bitme ihtimalinden mi bahsediyorsun yoksa malum sebepten dolayı biterse diyeyim. Yani ileride bir gün bitebilir ilişkiniz. Yani başka bir sorundan dolayı anlaşmazlık olabilir aranızda. Karakter çatışması olabilir. Bunlar da olabilir yani. Bitebilir her ilişkide olan şeyler sizin de başınıza gelir. Ama bu yaşanan sorundan dolayı mı? Özellikle gene böyle bir şey olacağından mı çekiniyorsun, korkuyorsun? Bu olan olaydan beni çok etkiledi. Yani o da var. Başka birkaç tane bir şeyler de var. Daha açıp tamamen şey yapmak istemiyorum. Onun için kendisine burada insanlar için de soru sordum. Eğer böyle bir şey olacaksa dedim, şimdiden söylesin. Eğer tamamen kendisine güveniyorsa, tamamen aklında hiçbir şey yoksa, zaten ileride her şey daha iyi olacak. Ben de bunun iyi olmasını istiyorum zaten. Ya kötü bir şey olursa da ya senden ya benden yana olur. Benden kötü bir şey olmayacak zaten. Ama bunun garantisini de kimse vermemiş ki. Yani şu an evlilikler bile bitebiliyor. Ben de bitmesini istemiyorum ama ben bakıyorsun de, kaç senelik evlilikler bitebiliyor. Evet. Bak ben de öyle bir şey istemiyorum. Evleneceksen bir defa evlenmek istiyorum ben. Biz de zaten şu an birbirimizi tanıma aşamasındayız. Sağlıklı bir şey yaşayabilmek için, sağlıklı bir evlilik yapabilmek için. Ama tabii Ali'nin sanırım söylemeye çalıştığı şu, duygularım gün geçtikçe artıyor sana karşı. O zaman bitirmek, ayrılmak benim için daha çok zorlayacak beni, daha canımı yakacak. Evet. Bağlanıyorsun anladığım kadarıyla gün be gün, öyle mi Ali? Evet Soya. Yani daha çok incirmekten korkuyor. Yani ne kadar sürerse. Ya kadar... şu an ben böyle. Kendimde artık anlıyorum. Böyle hisler geçiriyorsam ileride daha da kötü olmasını istemem. Farklı bir şeyle de karşıma çıkmasını istemem. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ben bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi buradan çıkacağız. Yine aynı şeyleri yapacaksın. Yine aynı sorular. Yine beni üzeceksin. Kaç gündür mutluyduk. Şu anki halimize bak.
bulsam baharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun. Yârim gözlerim yolda, beklerim hala. Sen gelmez Neden ağlıyorsun? Bilmem. Konuşmak ya... istemiyorum. Sadece her şey ters gidiyor. Beni anlaması gereken kişi sensin, sen de anlamıyorsun. Buna üzülüyorum, buna ağlıyorum. Bitirmek mi istiyorsun? Ben bitirmek istemiyorum. Kafası karışık ve hani korkuları var. Bence siz biraz konuşmalısınız arkadaşlar. Konuşma ihtiyacınız var Naz. Bence de. Evet. Ben artık burada oturmak istemiyorum. Kötü hissediyorum kendimi. Peki. Sen de git Ali. Yanımda konuşun. İbrahim Talip gördü. Oysaki Dileğin İbrahim'e bir sürprizi vardı. Bakalım o sürprizi hala yapmak istiyor mu? Önce çiftimizle ilgili yayında yaşananlar ve eterisi, sonra da kendileri gelecek. Yeni bir sürpriz. Hadi bakalım. Önce insan bir sorardı. Biz sen nelerden hoşlanıyorsun? Mesela aynı fasulye, pilav, turşu. Uyanmıyor bana Zuhal abla. Biliyorum. Bu fasulye 7,5 lira. Pilav olunca dayanamıyor çocuk. 7,5 lira. Duanın cücüğü. Serkan, bunun devamı yok. Hani diyorum ki artık gün ola versin. Dilek, beğendin mi? Şu anda yemek yiyorum Zuhal abla. Ha. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılmıyor. Ben bilseydim ilk sürprizimi bunu yapardım. Bir ara diyoruz ki arkadaşlarla şöyle bir sıra gecesi yapsak, çiğ köfte falan yiyorsak. Ay bayılırım. Olmaz mı? Olur, hem de ne güzel olur. Hemen. Tamam, yapalım o zaman. Yandan alimem yandan, seviyorum seni candan, seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Bak.
Ne oluyor? Sürpriz. Sürpriz. Nihayet sürpriz. Amca. Günlerdir çocuğun burada yapmadığı kalmadı. Dilek Hanım da bugün sürpriz yapacaktı. Anca, yarın kendime mezdeke yapacağım. Ha, yarın. Biz yokuz ama. Pardon, pazartesi. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Aa, ilkten onun gözünü kapatayım, dur unuttum. Kimin? Kayyun'un. Şimdi, bir dakika. Yanlış bağlamadan önce ben Dilek söyleyeyim. Benim sana yaptığım sürprizler gibiyse gözümü bağla. Aa. Çok konuşma da dön önüne artık hadi. Ama buraya gelsin. Gel gel öyle orada Dilekten olur mu? Dilekten işte böyle başlangıçta sürprizlerin haller işte ne bekliyorsun? Bunun gözleri büyük ya. Gözleri ben, büyük ya anca. Gözü değil komple kafayı kapadı. Fazla bastırma kapadın. Dilek gözümü çıkaracak. Komple kafasını kapattı çocuğu. Şunu biriniz bağlayın. Dur. Beynine kan gitmeyecek İbrahim'in. Saçımı çekiyor ya. Bu kaç İbrahim? 2. Aa. Yok Dilek'in başka bir bildiği yok da o yüzden. Geçen de kendisine böyle yaptı. Kendisine böyle yaptı da o yüzden biliyorum. Dilek başka rakamı bilmiyor. Ha. Bu kaç İbrahim? 3. Ha tam görmüyor. Sonunda Dilek bir sürpriz yapacak. Vallahi tekrar ben mı 2 deseydin ne yapsın? Dilek gitti İbrahim. Sürprizi buymuş. Valla abla. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bir dakika. Bir saniye. O ne ya? O ne ya? Hısır hısır bir ses geliyor. Ne yapıyor? Eyvahlar olsun. Dur. Bir dakika ya açmayacaksın mı? Açmayacağım. Böyle gözüm kapalı mı olacak hep? Dur bakayım bir dur dur. Ben duramam. Duracaksın ama. Ben durdum ya İbrahim. Ama ben senin gözünü açtım. Ama ya şimdi her şey sürpriz gelene kadar. Açacağım bakacağım. Ama daha gelmedi sürpriz dur. Ha. Daha tam gelmedi. Tamam. Dur artık sayemde temizleneceksin. Bir dakika. Şimdi bir dakika ben açayım. Baksana şimdi oldu mu bu ama sürprizin şimdi ne anlamı kaldı? Evet. Şimdi bak eğer aklımdakiyse ben baştan söyleyeyim. Bizi bir dursana bir kız yapsın sürprizini ayol. Neyse yapsın da. Ya ben müsaade... şurayı kurtarayım da. Geri kalan senin olsun. Dur Allah aşkına yapma gelsin. Bir açın o zaman gözümü. Sen elini çek elini. Abla bu şimdi. Ama yüzün gözükmüyor kamerada. Dur İbrahim. Bir dur. Eline bir bakayım da Dilek. Ya yok bir şey. Ha ben söyledim zaten de. Tamam. Ağzınızı kapatın. Kapat ağzını. Sayemde şeye geliyorsun işte imana. Allah şükür. Neyse. Dur artık bırak. O bir dakika ya. Bir dakika dur. Şimdi gözümü açayım da ondan sonra yap. Ne yapmak istiyorsan o zaman yap. Aç şunu. Ercan ne yaptı ben onu merak ettim. Nasıl bir müdahale bu? Ha mikrofonu. Aç. Aç bari de görsün başına sürprizden gelecekleri. Sürprizden ne anlar bu? Şimdi bir kere senin berberliğin var mı? Ha var yani. Var tabii. Vallahi var billaha da var. Ya bir dakika. Müşteri her zaman rahat olmalı. Bir dakika şimdi. Şimdi gelelim saadete. Bu şimdi ne demişti? Ben demişti pıyığımı. Sakalımı asla kestirmem demişti değil mi? Sakalımı demedim. Bıyığımı dedim. Bıyığımı dedi. Ha bıyığımı dedin. Şimdi diyor ki rahat yatayım diyor. Şimdi ben bıyığa dokunamayacağım. Olmaz bir şey. Müşteri memnuniyetini beğenmedim bir. Sular neyi paklamaz. Dur bir dakika dur.
Şimdi sen daha evvel kimsenin sakalını bıyığını kestin mi? Babanın, kardeşinin falan. Bilir misin Dilek? Uçurmayasın. Yok, kesebiliyorsan kes. Yok be abla be, Allah'a emanetiz şu an. Mikrofona da oldu ama olsun. Önemli değil ama eli becerikli. Var bir şey. Güzel sürdü tıraş köpüğünü. Dur ama şimdi avluya giriyor. Mikrofon köpük oldu, dur. Sıkıntı yok, sen devam et. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Hatırlıyorum ama damat tıraşı mıydı? Yok, o neydi o? Yok, jilet tanıtırken. He, kesiyordu adamın yüzünü değil mi? Allah korusun. Bu mu? Ama şimdi bu... Çalsanız o müziği. Aha, eyvah. Ha, dur şimdi, dur. Bir dakika, şunları bir sıyıralım. Üstünde içi... Yok, ha, tamam, sıkıntı yok. Hayır, bak. Şey değil, değil mi o? Ha? Hafif bir tırsma geldi değil mi İbrahim? Sen taliplerini çıkarsın ha İbrahim. Ha. Aa, biliyor ha. Biliyor mu? Sen bari çok kısa kesme Dilek. Sen çok kıpraşma da İbrahim. Dilek'ten başka ne sürpriz beklenir ki? Evet yani bu da. Biz nasıl yemek diyoruz. Bir der İbo, acıktın mı? Senin yaptıkların arasında hiç mi? Kız saçımı maçım. Sayemde pırıl pırıl oldun işte, gel. Abi şurayı çek de şurayı alayım. Damat tıraşı mı? Damat tıraşı mı şimdi o? O ya, da kafada da öyle beyaz beyaz sanki. Kısmet kısmet kuş şey yapar ya. Öyle oldu. Vallahi abla getir şunu can. Getirdim getirdim. Al. Hay Allah'ım, şunu alayım da. Var onu alın da şeyimiz bozulmasın. Karizma çizilmesin. Kız ne yapıyorsun? Bıyığı mıyığı hep bulaştırdın. Nasıl bir berbersin ya? Kesti mi sakalı? Bakayım. Gitmiş hafif şu. Güzel bir üçgen oldu burada. Jileti yok ama keskin değil ki o. Değil mi? Jilet bakayım de mi olsun Zuhal abla? Değil, olmasın zaten. Ha, ben kontrol edeyim de. Ha. Yok yok, keskin değil zaten o. Ne zaman biter? Al, birazdan canım biter, gel. Ha. Yok zaman... akşama bir işim var da. Hey İbrahim. Derken, nasıl gidiyor aşk hayatın? İşte usta biliyorsun. Usta sen ol bu sefer, çırağım ben. Dilek sen bunu bana burada yaptın ya. Bak ben sana neler yapıyorum burada. Ha, bunun intikamı acı olur. Ben İbrahim'i tanıyorsam biraz Dilek. Bir mecelle neler yaptığımı gördün değil mi abi? Ya. Buradaki bu jöle ne? Ver jöleyi de dur. Bir dakika. Jöle ne? Jöle şimdi bulduk. Şimdi saç tıraşı yapmıyorsun ki değil mi? Jöle estireceksin. Yani şu havlusunu bir koyaydın. İbrahim şimdi seni çok şimdi güzel yapacağım. Bir dakika. Bizim gel. Orada berberler her şeyi sırayla yapar. Suratın yarısı kalıp yarısı kaldıktan sonra jöleyi sen nereye süreceksin? Saçıma mı? Otur. Saçımda bak zaten var Dilek. Otur bir dakika. Otur otur valla. Bari iyi bir şeyler yap. Tamam. Modeli bozma. Çok güzel yapacağım seni İbrahim inan. Abi bundan sonrasını... Ürküyorum, şu an ürküyorum. Dur bir dakika İbrahim. Yapıştırma ya. Dur be. Ne? Yap ya. Bir dakika. Dilek bizi ne hale soktun Dilek? Dur bir dakika. Dur. Dur Allah aşkına. Bir dakika. Dur be ya. Dur. İbrahim Allah aşkına bir dönsün. Dönmem. Dönmem Dilek. Ya dur bir dakika ya. Baksana hiç anlamıyorsun şakadan sen. Ben senin böyle yapacağını bilseydim Dilek. Bakayım İbrahim. Abla sadece sana gösteririm. Tamam. Arkamdaki kameraya söyle. Hayır, beni çekmesin. Gürkan abi çekme. Zaten Gürkan abin şu an zor bir durumda. Çiçeklerle pek bir haşır neşir oldu şey biraz evvel. Şey getirdin mi tıraş kolonyasını? Dur yapacağım şimdi. Ben bakayım valla. Dön abi İbrahim. Döneceğim de dönemiyorum. Dön. Bir dakika bir dakika. Şu havluyu ver havluyu ver. Dön İbrahim. Şimdi yüzünü silsin. Tamam, yüzünü silsin. Çocuk şey yüzünü silsin ya. Şimdi ben bu saç modelini ilkokul 2'ye giderken yapıyordum. Evet hatırlıyorum ben de. Doğru mu abla? Unutmak istediğimiz modellerden biriydi oysa ki. Aynen. Buna bizim orada apache diyorlar. Abi o zaman apache dansı yapsın kalk.
Biliyor musun? Nasıldı o? Dur. Öyle miydi? Neydi? Öyleydi, öyle. Kır. Eserin için bir kez daha teşekkür ediyorum. Abi bundan sonrasını çekmezseniz biraz kaymış da şeyim. Emeğe saygın yok senin. O kadar uğraştım orada geldim bozdun onu. Sen burada neler yaptın? Ben bir ıstakoz muydu o? Neydi o yemedim? Istakoz doğru söyledin. Ben onu yemedim. Geri kalan her şeyi burada kendimi köpürttüm yedim. Sen bak senin yaptığın harekete bak. Istakozu yemedin. Çocuk gıkını çıkarmadı kıymetini bil vallahi. Hiçbir şey yapmadı sen onları yaparken. Doğru mu abla? Vallahi doğru. Vallahi doğru. O zaman dileyen bu saygısızlığı için. Evet. Sağ ol usta. Saatler olsun. Yani tıraşın parasını vermem lazım doğru. Ama bir güzel oldu. Bak bu saç da yakıştı sana. Benim böyle. Yanımda senin paran geçmez İbrahim sen ne yapın. Neyse akşam yemeğe götür de ödeşelim. Evet bir yemeğe götür. Saçımı böyle... Bu olmaz ben bu sürprizi saymıyorum. Doğru mu abla? Ben pazartesi belki. Şimdi... Ben bir dakika dur bir dakika dinle bir. Pazartesi günü İbrahim'den yemek istiyorum. Ama öyle şaka sen çıksam. Sen ne istiyorsun? Bir dakika niye hep ben yemek yediriyorum evet, Dilek? Evet yeter. Sen yedir. Bir dakika şimdi. Dilek sen... yemek yapsın sana. Ne? Bu, ya bu yapamaz domates bir... Yapamaz mı? Yapar yapar. Yapamaz. Yapsın. İbrahim ama, yemek, ama kendin yapacaksın tamam, ha bak. Tamam ne yaparım? İki yumurta kırarım. Hayır. Olmaz bir karnıyarık bir pilav. Bir de zehirlenir üstüme kalır. Tövbe yarabbim niye olsun öyle bir şey? Sen bence bir yemek yap İbrahim'e kendi el cihazınla. Yapsın değil mi Dilek bir yemek? Artık o kadarına yani. Şimdi iki hafta boyunca İbrahim'le sürpriz dedik yemek yedik. Alın. İki hafta boyunca. Biz de diyoruz ki buraya bir şey getirir. Dağınık. Hadi ben... alın pılınızı pırtınızı. Neyse al usta. Hadi yemeğe götür yemek yapacağım tamam, tamam. mı? İyi hadi ne yap. Ne istersin İbrahim yemekte? Ne pişirsin? Kolay bir şeyler sana. Neyi biliyor musun? Mantı açtır. Şimdi türlüyü biliyor musun? Biliyoruz. İyi İbrahim ve Dilek'e bir alkış gidiyorlar. Evet Serkan ve Hanife'yi davet ediyorum huzurlarınıza. Geldiniz. Hoş bulduk. Allah. Ne güzel vallahi İbrahim'leri izlerken insan içi açılıyor. Ne nasıl yani? Ne kadar eğleniyorlar birlikte. Evet eğleniyorlar birlikte vallahi yani. Hadi gel beni tıraş et. Hadi. Adamın eğlenceden anladı. Ne yaptınız dünden beri? Biraz gergindiniz. Hala gergin ya. Hala mı? Hala. Konuşabildiniz mi yayın sonrası? Arasaydı konuşurduk. Kimin araması gerekiyor? Senin. Ben çok aradım. Açmadın. Mesaja cevap vermedin. Hala. Dün de açmamıştı telefonlarını. Aynen. Devam mı? Öyle. Ya dün ben tam emin olmadan bir şey söylemek istemedim. Ama o kişinin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Kendisini zaten dün ortaya çıkardı aslında. Ha şu evlilikle ilgili lafı söylüyor. Aynen öyle. Nedense kimse yerini haddini bilemiyor. Sen neden ona muhatap oluyorsun? Yani bu şartlar altında ben buradan birisine... inanıp demeyeyim de birisine muhatap olup sana karşı gidip bir şeyler söylesem... Sen benim verdiğim tepkiyi vermez misin? İlla ki. O zaman... Hayır annem de bana kızıyor diyor ki şimdi dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ben onun üstüne gitmek için de yapmıyorum. Hani onun üstüne gideyim aman şöyle olsun böyle olsun değil. Ama Melisa Hanım kendisi gelip ortalık karıştırıyor. Ondan sonra orada hiçbir şey olmamış gibi kakır kakır gülüyor falan. Serkan hangi cesaretle onunla muhatap olabiliyor?
Hangi cesaretle derken? Ya ben onunla muhatap olmadım ki. Hanife, gördün mü onunla muhatap olduğunu? Kuşlarla mı gönderdi haberi? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten onun olduğuna mı inanıyorsun sen? Evet. Hayır değil. O. Değil. O, şu an sen saklıyorsun. Korumaya mı çalışıyorsun? Hayır. Ya ne alakası var Hanife? O değil diyorum ben sana. O. Değil. O. Değil Hanife. Sen nereden bu konuya vardın? Dünkü... Kendisi de kabul etti. Ha. Kendisi de mi kabul etti? Evet. Sen niye onu koruyorsun ki? Ben onu anlamadım. Niye koruyorsun? İstersen çağıralım, kendisine soralım Melisa'nın. Arkadaşım. Çağıralım Melisa'da. Tabii ki de. Peki gelsin Melisa'da. Bir de ona soralım. Hayır, kabul etti kendisi. Hayır ona. Bir de şey, yani şöyle bir şey var. Buraya fitne fesat sokuyor ama kendisi de biri geliyor onunla birlikte çıkıyor gidiyor falan. Niye böyle, niye yapıyorsun ki yani, değil mi? Ha, eski sevgisi hak geldi Melisa. Açık mı mikrofon? Açık. Anlatsana bize şu meseleyi, bir de senden dinleyelim. Ben dinlemedim de, mesele neymiş? Sen dinleseydin. Ben dün de dinlemiyordum, hayret. Burada değildim ama. Ya sen de Allah aşkına dinliyorsun, sen dinlemiyorum. Ben seni dinleyemiyorum çünkü neden biliyor musun? Bana hiç samimi gelmiyorsun. Bu bir, burası evlendirme programı. Sen birisiyle görüşebilirsin ama benim de birisine karşı, senin görüştüğün insana veya bir başkasına karşı duygularım olabilir. Benim eski erkek arkadaşım buraya gelmiş olabilir ama ben buradan çıkarken dedim ki ben bir şey söylemiyorum. Dinlemek için çıkıyorum. Bir saniye Melisa, bir dakika saniye. Ben orada kaldım. Sizin kaldığınız yerde kaldım. Cümlenin devamı gelmedi bende. Ne dedin canım sen? Dinleseydin. Ben de sen gibi yaptım. Dinleyemedim. Seni samimi bulmuyorum. Ben de seni samimi bulmuyorum ki. Şunu mu demeye çalışıyorsun? Burası evlendirme programı. Seninle görüşen, konuşan birisi ya da bir başkasının tabirine herkesin duyguları olabilir, benim de evet. olabilir diyorsun. Aslında şaşırmamak evet. lazım. Melisa'nın ilk yaptığı şey değil bu ya. Her ne? Zaman yaptığı şey. Ne yapıyorum? Her zaman yaptığı şey. Ama senden ayrılanlar nedense hep bana geliyorlar. Tanımak istiyorum diyorlar. Ve ben inanıyorum ki Serkan'la da olmayacak. Serkan da gün gelecek benimle birlikte bir ilişkisi olacak. Oo. Ne oldu? Neden zoruna gitti? Bir şey sorabilir miyim? Net cevap verebilir misin Melisa? Tabii ki de. Kafamız şu an karış, biraz şaşırdık. Serkan'a karşı bir duygun mu var? Yani... Duygusu olmuyor. Yani vardır elbette. Yani var da. Var. Beğeniyorum. Neden olmasın ki? Şu an aslında herkes bir Hanife tepkisi bekliyor. Değil mi? Hı. Ama görünen köy kılavuz istemez. Takdiri arkadaşlarıma bırakıyorum. İzleyenlere bırakıyorum takdiri. Bakalım, sorun değil. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben geçenlerde bir cümle sarf ettim burada. Sana yormuş insanlar ama Serkan'a Talip geldiğinde dedim, ben bir kişi var işte, benim içim gidiyordu dedin ya sen Talip'le de. Ben dedim ki bir kişi daha var böyle. İşte Serkan'a Talip geldiğinde böyle bakışları değişiyor benim gördüğüm, gözüme çarpan. Sen de sanki, çok açık söyleyeceğim kusura ya, bakma, ben böyle bir şey gözlemledim. Yani Serkan'a bakışında bir beğeni, bir şey yakaladım. Şimdi bilmiyorum. Şöyle... Ya hiç de dile getirmedim şu ana kadar. Hı-hı. Sen söylediğin için söylüyorum. Şimdi şöyle bir var şey var. Var mıydı? Ben yanılmış mıyım acaba? Ben Serkan'la hiç muhabbet etmedim. Hiç etmiyorum. Edemezsin da. Çünkü. Bu seni ilgilendiriyor. Edemezsin. Konuşmak istersem konuşurum. Edemezsin. Öyle bir konuşurum muhabbet. Ki. Kendisine sorarız. Eder misin, edemez misin? Neyse, ben söyledim söyleyeceğim şeyi. Ya bir süredir var mıydı bu beğeni? Ben buraya geldiğimden itibaren oldu. Ha. Serkan, sen ne diyeceksin buna? Sen fark ettin mi, böyle bir şey hissettin mi? Yok. Ama hani birçok kez başıma geldi zaten burada. Ne geldi başına? Bu durum. Ha, burada. Hı hı. Senleyken de geldi. Melisa'ya ne cevap vereceksin? Ne? Melisa'ya ne cevap vereceksin? Hanife, ne cevap vereceğim ya? Tamam, cevabını ver o zaman. Tamam da ne cevap vereceğim? Şurada burada oturan sen ne cevap vereceğim daha? Hani ne cevap vermemi istiyorsun? Şimdi, ne cevap vereceksin, ne cevap vereceksin? Bu arada ekip arkadaşım şu, Özgür de konuşmak istiyormuş. Melisa'nın eski erkek arkadaşı biliyorsunuz, programımızın başında geldi.
Özgür'ü alabilir miyiz böyle? Gel Özgür. Konuşmak istiyormuşsun sanırım. Seni dinliyoruz. Melisa, madem böyle bir şey var, neden kalkıp benimle beraber geldin? Ben konuşmak için geldim ama. Bir şey söyleyeceğim demedim burada. Evet veya hayır madem diyeceğim de demedim. Madem öyle bir açıklama yapacaktım. Ya pardon da Özgür yani kusura bakma da 2-3 sene önce geliyorsun. Buraya tekrar geliyorsun. Ben seni unutmuşum. Yollarımı ayırmışım. Sen bir anda çıkıyorsun. Ne diyeceğim ben sana? Ya Özgür ben seni çok özledim. Evet yok tamam demedin zaten. Ne edebilirdin? Gelmeseydin keşke. Ama ben seni dinlemek için çıktım buradan. Neden tekrar geldiğini, neden şimdi geldiğini merak ettiğim için çıktım. Ve ben zaten buradaydım. Merakına giderdin mi? Efendim? Merakına giderdin giderdim mi? Giderdim merakımı. Ya ben senin yerinde olsaydım böyle bir çık gelmezdim bile yani. Madem böyle. Yani ama böyle benim bir düşüncem vardı. Ya. Buraya, neden yalan söyleyeyim ki? İlk buraya geldiğin zaman böyle bir düşüncem var olsaydı ben hiç yüzüme bile bakmazdım yani. Konu geçti, benim adım geçti. Ben buraya çağrıldım, geldim, açıklamamı yaptım. Yalan söylenecek bir durumda yok. Beğenilmeyecek gibi birisi de değil. Kader kısmet. Ay. Yani. Efendim? Kime? Sen çocuğa burada demedin. Ne kadar yakışıklı olmuşsun dedin. Yüzün gülüp çıkmadı mı? İşte bazılarının gönlü ayran gibi uğruna atacaksın. Ama seni de öyle Hanife ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Seni de öyle. Nerede? Kime? Yani şimdi geçmişe kime? Dönersek seni tamam, de öyle. Tamam dön. Ben geçmişe de söyledim zaten. Tamam geçmişe de senden ayrılanlar bana geliyordu. Pişman olarak talih tutmak için. Ben burada ne yapacaktı şimdi? Buna ne diyeceksin? Burada bir şey söyleyebilir miyim? Az önce de aynısını söyledin. Senden ayrılanlar bana geliyor dedin. Serkan sana mı geldi yani? Çünkü seninle mi konuştu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hayır, bana şey geldi sordum. Demedim. Bana hayır. Gel demedim. Ben bu ilişkinin samim ya ben şu anki tablonun samim olduğunu düşünmüyorum. Hanife mutlu edemediği için kimseyi ondan ayrılanlar geliyor. Benimle ilişkileri devam ediyor burada. Ama şu anda ve mutlu bir ilişkisi ben var. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Bitecek. Şu anda mutlu bir ilişkisi var. Kendi mutluluğun için niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir şey efendim? Söyleyeceğim. Sen yazık neye dayanarak ya? Böyle bir şey söylüyorsun? Evet ben de onu soracağım. Şimdi sen niye geldin? Nasıl niye geldin ya? Beni buradan çıktın. Şimdi söylediklerine evet. Bakar mısın yani? Yani normal aklı mantığı yerinde bir insan bu davranışı yapar mı? Ama ben seni dinlemek için çıktım. Gel abla bir şey söyleyeyim. Peki bir saniye ben Özgür başka bir şey söylemek istiyor musun? Yok teşekkür ederim. Şimdilik arkadaşlarım seninle ilgilensinler. Burada olmasını istemiyorum şu an Özgür'ün. Şimdi ben bu... bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ya bıraksanıza bir birine, Serkan cevap birine... versin lütfen. Ya hala Serkan cevap ya versin oğlum, diyorsun. Bak, Hanife karşında oturuyorsun ya. Bilirsin lütfen ya. Hala cevap versin bak, gerçekten, diyorsun. Ben zaten karşımda seni tutturarak cevap vermişim. İstemiyorum zaten artık. Ya neyin cevabını vereyim? Yok, kalkıp onu... onun yanına mı o gittim seni... ben şimdi? Kalkıp onun yanına mı gittim? Niye kalktın? Yok senin bakmıyorsun da bana karşına gelmek çalışıyorum. Ben bakarım sana. Sen tamam bak o zaman. Kalkıp onun yanına gitmişim. Elini tutmuşum. Ay. Ne ay? Ne ay? Allah Allah ya. Hala cevap versin cevap versin. Zaten karşında ver. Oturuyorsun. Neyin cevabını ben vereyim? Ben mi muhatap olacağım? Ben mi ona hayır cevap... ne dememi istiyorsun ya kız söyle. Gelmiş bana arkada diyor ki sen onun sana bakabileceğini mi zannediyorsun? Olacak mı zannediyorsun? Öyle şu mi dedim? Sen onu sana layık birisi, sana layık mısın sence? Aa, ben millete göre mi hareket ediyorum? Millete göre mi karar veriyorum? Tavrına bak. Evet tamam eyvallah. Çok aşırı derecede istemeyen de var, isteyen de var. Ama şu an ben senden yanayım. Anladın? Anladım. Seninleyim. Seninle bir yoldayım. Muhammed. Benim korktuğum şeyi başıma getirme lütfen. Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. Geçmişte bir durumum var, bir ilişkim var. Ama iyi ama kötü. Arkadaş buraya geliyor. Sen ne kadar yakışıklı olmuşsun diyor. Çıkıyor, araya parantez koyarak zaten anlaşılır buradan. Parantez koyuyor, sadece konuşacağım diyor. Evet onu söyledim. Yani, sadece konuşmak için evet. İşte, durum bu işte. Durum şu anki ortada. Peki parantezin bir şey söyleyeceğim, açısı. Başka bir şey soracağım. Melis Hanım'ı beğenisinden haberdar olan var mı içinizde? Daha evvel kimseyle böyle bir şey paylaştı mı, söyledi mi? Hiç... O herkesi beğeniyor ki kim nasıl haberdar olsun? Kendi içinde mi böyle bir şey yaşadın sen? Kimseyle paylaşmadın. Benim duygularım yoğun demiyorum ama sen bilmiyorum da beğenilecek bir tip. Yani beğenebilirim sonuçta burası bir evlendirme programı onunla olmadı benimle olur benimle olmaz bir başkasıyla olur. Ama sizin ilişkiniz bana samimi gelmiyor daha ne kadar açık olmam gerekiyor daha ne kadar netleştireceğim ben konuyu. Ha? Ama şimdi Hanife'ye dedin mi sen bunları? Ne o, demişim? İşte deminki söyledi. Çok takmış kafasına beni. Ama şimdi bu da senle olmaz seni beğeneceğini mi zannediyorsun falan. Bunları çok özgüven bu şekilde söylemedim sadece arkada bir konuşma yaptı. Ben de dedim ki yani ben kendime güveniyorum. Bu kadar.
Sen nesin biliyor musun? Neyim şu an? Ben? Dış kapının dış mandalı. Zühal Hanım. Selamünaleyküm. Efendim şu anda. Hanefi'ye burada gerçekten çok büyük haksızlık yapıyor. Yapılıyor. Gerçekten yapılıyor. Bu haksızlığa tahammül etmek mümkün değildir. Bir taraftan siz yükleniyorsunuz Hanife Hanım'a. Bir taraftan da Hanife Hanım Serkan Bey'i sıkıştırıyor. Niye müdahale etmiyorsunuz yine? Evet Serkan Bey, siz de artık sessizliğinizi bir noktada bozmanız gerekir. Çünkü bu sessizliğinizi bozmadığınız müddetçe bir taraftan Melisa'nın dediklerine çanak tutmamız lazım ki bunu Hanife Hanım kesinlikle kaldıramaz. Bugün bu konu aydınlanması lazım. En azından Hanife Hanım'ı ikna edecek bazı sözlerde hepimizin bulunması lazım. Teşekkür ederim. Birkan, Birkan'ı da açalım mikrofonu. Farklı bir yorum yapmak istiyorum. Ben Melisa'yı cesaretinden dolayı kutluyorum. İçinde beğenisi olmuş, çıkmış cesurlukla söylemiş yani. Bunda ne var? Niye bu kadar büyütüldü? Ben onu anlamadım. Kız demedi ki Serkan benimle çıkıyor veyahut da bir şey demedi yani. Sadece beğeniyorum olabilir dedi. İyi de zamanında aynı şeyi ben yapmıştım. Hepiniz benim üstüme gelmiştiniz. Hatırlıyor ben musunuz? Ben senin üstüne gelmedim. Ya birçok kişi gelmişti. Şimdi Melisa'nın yaptığı da doğru değil. Hayır cesaretli nasıl kız belki. Doğru ya? Değil tabii. Nasıl doğru değil? Bana samimi ikinci gelmeyen bir ilişkide ben girerim. Nasıl? Benim konum samimi geçiyor. Gelmedim nereden biliyorsun? Gelmiyor. Kaç gündür uğraşıyor. Ya o senin sorun. Burada sen sessiz kalan. Sen samimi görebilirsin ama ben samimi görmüyorum. Sessiz kalan sadece erkek tarafı öyle söyleyeyim. Evet. Ya bir sessizsin ya. Yani. Bir sürekli bir sessizlik var. Ya benim aklıma takılan bu yüzü nereden buldun arkadaşım? Ya ben gerçekten bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Hayır. Melisa çok ya yok, hani, o kadar iddialı konuştu ki ben istersem olur ve olacak dedi bizim ilişkimiz. Onun düşüncesi. Dedi. Onun hani, düşüncesi. Sen buna hani şaşırmıyor musun? Gerçeklik payı başıma var mı? Başıma geldi zaten. Ya öyle benden yana yok ondan yana varsa bir şey diyemem. Sizin hiçbir diyalog geçti mi aranızda Melisa'yla? Kimdi? Hayır. Kendi söyledi zaten. Da ben Hanife'ye şaşırıyorum. Hala bir cevap ver, bir cevap ver diyor. Zaten şu anda ben karşında oturuyorum. Benden neyin cevabını bekliyorsun? Ben cevabımı zaten senin karşında oturarak veriyorum. Ama şimdi böyle bir şeyle karşılaşıyor. O da haklı olarak tepki verdi. Yani biri gelse ya Hanife'ye bazen, dese ki bazen ben Hanife'den hoşlanıyorum dedi başka bir erkek. Zaten onun da Serkan'a bir şey hissettiğini zannetmiyorum. Elinde saygı sonunda duyar. Ne yapacaktın o zaman? Onun da tepki vermesi doğru yani biraz. Saygı duyar derken? Saygı duyarsın sen. Ben saygı duymamı bekliyorsun ya. Ben şimdi öyle bir şey mi söyledim? Saygı duy falan mı dedim? Ona çıkıyor yaptın. He? Yaptın ona çıkıyor. Ben seni muhatap bile etmezdim. Bu kız bu cesareti nereden alıyor? Kimden alıyor bu cesareti? Ona sor bana niye soruyorsun? Yok hiç. Valla tekrar söylüyorum ya sen zorluk yaşıyorsun ya beni tam olarak dinlemiyorsun. İlişkin bana hiçbir zaman samimi gelmedi. Kız ben ne sayıklıyorsun için anlıyorum ben duyuyorum ben sen değilim neden, dinliyorum neden ben. Durup sayıklıyorsun sürekli. Ben sayıklamaya İdrak geldim İdrak ettim zaten. Ben onu. Evet. Sana samimi gelmiyor diye samimiyetsiz değil ama. Serkan'a bir şey soracakmış Birka. Sor kardeşim. Sen Melisa'yı beğeniyor musun ya da... Ya sen ne diyorsun Birkan ya? Bir şey soruyorum ya. Hayır sorma bir şey. Sorabilirim. Hayır sorma. Ne demek hayır sorma ya? Sorabilirim. Neden sinirlendin Hanife? Gerçekten git. Şey git şunu gerçekten git. Sana sormayacağım. Ben git. Sana sorarak git. Hareket etmeyeceğim. Git şuradan. Hanife. Hanife. Birkan, tamam. Bir dakika. Hanife. Hanife, Birkan sorsun belki o zaman konuşur. Elleme bırak. Birkan'ın sorusu ya böyle bir soru olabilir olsun, mi? Sorsun kardeşim bırak sorsun bakalım Birkan ne cevap verecek. Bırak. Gel cevabı ben vereyim sana. Bırak. Ha bak. Al sana cevap. Bu kadar işte. Alın cevabı. Hayır, senin hoşuna mı gitti? 10 dakikadır bekliyorsun da şimdi yaptın. Değil mi? Benim öyle biraz hayatlanıyor. Kıza bak ya. Ya tamam. Ya gerçekten şimdi... bakın ben çirkef tarafımı göstermek istemiyorum yok, artık. Yok. Biraz sonuçta Lütfiye teyze izliyor.
Ben böyle hanımefendi, hanımefendi. Evet, doğum günüymüş bugün de galiba. Hayır. Canım. Yok, eskiydi. Ha, eski mi? Ben de gördüm de. Ha. Geçti ama. Üzülmesin diyecektim doğum günde kadın ama geçmiş. Yok yok. O benim başımın tacı ya. Annen arayacaktı Asiye abla, ne oldu? Niye aramadı? Kızdı annem mı? Annem bana çok kızdı. Ha, ondan. Ben çok bekliyordum. Ben bugün özür dileyecektim aslında. Çocuğun üstüne bu kadar gelirsen. Kadın haklı. Özür dileyecektim. Ya Zuhal'ın. Onun annesi. Bu benim üstüme kızınca geliyor. Benim anne. Ben onun üstüne gidince kızıyor. Çözemedim şu anda bir şey. Vallahi. Kafanda bir soru işareti oluştu mu Melisa ile ilgili? Çok sinirlendin çünkü. Burada sinirleniyor, atar yapıyor ya. Ondan sonra bana mesaj atıyor, özür dilerim diyor. Bugün üstüne fazla geldi. Ya seninle, bak seninle alakalı problem. Ben kalbini kırmak istemiyorum çünkü. Bazen sana karşı evet çok kötü davranıyorum. Öyle davranmak istemiyorum ama bak sen cevap vermedin az önce kıza. Verdim ya. Hayır, çok geç verdin cevabı. Ben tam ağlama raddesine geldim, fark ettiniz mi? Orada yakalıyorum. Tam ağlayacağım. Ben onu orada yakalıyorum. Yapma ama böyle. Efendim Şahin abi. Zuhal Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Hanife'yi dinliyoruz. Hanife kendini çok güzel ifade ediyor. Serkan, sen kendini hiç ifade edemiyorsun oğlum. Susuyor, hiç edemiyorsun. Kızın karşısında. Yok. Çok bak, sessiz kalıyorsun. Ben birazcık yani, hoşuma gidiyor sadece onu... Beni savunması, koruması. Tamam ben da o, sessiz o kadar orada o çırpınırken sen çok sessiz kalıyorsun. Ben burada geçmiş bölümlere de bakarsanız aynı durum başıma geldi. Fazla tamam. İleriye gittiler ben gel zaten sesimi çıkardım. Gereken cevabı verebilirdin arkadaşa. Anne, vermedin. Mi ben şimdi çok sessiz sonra. Kalıyorsun onu söylüyorum. Hayır ben birazcık bekledim sevmek, onu. Sevmek seviyorum ne demek diye. Bu kadar zor mu sana? Ne? Seviyorum ne? Demek zor mu? Anne ben öyle yapmacık olmayı sevmiyorum ya. Sevmiyorsun yani. Ya yapma öyle Serkan. Gözünden hiç her şey belli oluyor. Hayır ben ona zaten ama kendini dışarıda gerekeni ben zaten söylüyorum. Bak yavrum bizim gibi ekrandakiler de aynı şeyi düşünüyorlar. Kendini ifade et. Hanife çok güzel ifade ediyor. Ben ciddi bir şekilde bazı şeyler ciddi olarak ilerlesin isterken böyle mandallar geliyor işte. Sonra sen o mandallara karşı bir cevap vermiyorsun. Ondan sonra Birkan Bey oradan çıkıyor diyor ki bir şey mi hissediyorsun? Birkan, ölüyorum Serkan ama. O karakterde bir insan değil. Allah'tan ki o konuda içim çok rahat. Ama sana bir şey söyleyeceğim Hanife. Biraz konuşurken insanları rencide etmeyerek konuş. Biz burada sen ne yaptın az önce? Ben soru az önce sorarım. Sen ne yaptın? Sessiz kalırsa sorarım. Az önce anladın sen mı? Ne yaptın? Ne yaptım ben? Ben olsam sormazdım. Sen bana sormuyor musun burada? Ben olsam sormazdım. Ben sorarım. Biz öyle değil ama çünkü biz bayağı ciddi ciddi ilerliyoruz. Bekliyor. Onun annesi bağlanmış. Bak kaç tanesinin bak, annesi bir kız için buraya gelir, beni bağlanır. Benim annem istiyor, onun annesi istiyor. Demek ki ciddi bir şeyler var. Melisa'nın böyle konuşmasında ne gibi? Ben art niyet ararım. Niye? Ben de niye arıyorum ki? Art ben niyet. Ben alır giderim. Ben art niyet arıyorum zaten. Tamam o zaman yanındaki adama soracaksın. Anladın mı? Soruyorum sana mı soracağım? Ona soruyorum. Ben onu da sorarım ama tabii ki. Sen Melisa'ya beğeniyor musun oluyorsunuz ses çıkartamıyorsun? Ki? Ben Serkan'la aramdaki problemleri kendim hallederim. Ama şimdi zaman, bir yerde de senin iyiliğin için sordu. Ben hayır ya öyle bir sorun olabilir mi? Sessiz kalınca. Sen kendin halledersin. Ben burada kaldım. Ben sana bir daha yorum yapmıyorum burada herkes çok şahit. Çok memnun değil. Olurum. Çok tamam teşekkür mı? Ediyorum. Sen benimle de harbiden muhatap olma ya. Çok sen sağ ol. Benim sinirlerimi tamam, bozuyorsun. Sen benim sinirlerimi bozuyorsun. Gerçekten sinirlerimi bozuyorsun ya. Sen... Bak benim sormak istediğim soruydu. Adam sana çok güzel soru verdi. Ne dedi? Cevabını verdi. Sen ne diyorsun Nagihan? Yok bana bakarak niye böyle yapıyorsun? Nagihan'a verir misiniz bir sana mikrofonu? Sana ne oluyor? Ne neyi alkışladı? Ben Hanife'ye ya koydum, bana dedi insanları incide ediyorsun aynen sen öyle. De. Aynen öyle ben Hanife'ye katılıyorum çalıyor. Dedi. Evet alkış Hanife'ye katılıyorum işte, yani. İnsanlar içinde bir şeyleri bitiremiyor ya. Bak ben onunla konuşurken demek oradan demek sen de bitiremedin az önce onu ölüm yaptın ama sizin konunuz yok. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne içinde bitiremek sana ben kalkalım alaka? Desem gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Bir saniye durun. Ay Melisa geldi. Ne oldu? Ya nasıl benim gülüyordun arkadan? Kanka. Sonra dayanamadım hala adımı geçiriyor. Ben sadece bir şey diyeceğim sonra tekrar çıkacağım. Hanife'ye diyeceğim bunu. Birkan sana da çok teşekkür ederim. Eğer kendine çok güvenseydin. Hani ilişkilerinde şu anki ilişkinde de çok fazla güvenseydin. Bu kadar burada hırçınlaşmazdın. Hiçbir şekilde alttan alırdın. Eğer kendine çok da güvenseydin böyle Serkan'ı burada bırakıp da çekip gitmezdin.
Şimdi benim bitti. Ben şimdi Hanife'ye... Güle güle. Biraz evvel Serkan... Fazla kendine güvenmiyorsun. Fazla... Melisa, sen ben artık bence de çık. Ama şimdi Serkan sandalyesini çekti, yanına oturdu. Burada çok hani... Efendim? Sandalyesini çekti, Halife'nin yanına oturdu yani. Ya hani... canım, hadi. Çekerler sandalyeyi, ben o kadarını söylüyorum. Haydi. Zühal Hanım, lütfen. Melisa Hanım, lütfen. Dur, gitti. Tekrar şey evet, yapmayalım. Çağırma geri lütfen. Melisa Hanım, siz Hanife'den daha çok derin bir aşk yaşadınız değil mi? Aylarca süren. Şimdi geliyorsunuz, Hanife Hanım'ı eleştiriyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Peki o kadar büyük bir aşkın arkasından siz Hanife Hanım'ın duygularını anlayamayacak kadar duygusuz ve kör müsünüz? Vallahi lütfen anlayın şey onu. Ben onu siz yaşadınız. Ama kendime her ama zaman kim güveniyordum. Kime ihanet etti bilmiyorum. Efendim, o aşkla. Ben hiçbir sizin zaman yaşadığınız ihanet aşkla burada benim yaşadığım kim kime aşk ihanet ettiğini bilmiyorum. Lütfen onun canım, da aşkına saygı göster. Uzayda mı yaşıyoruz biz aşkımızı? Dur, sana cevap hadi, vermiyorum. Ya sen ne olacak? Bırak konuştum mu şunu? Sana cevap vermiyorum. Hadi canım hadi. Ne kadar çok haydi. Benim bu güzelliğim ne olacak? Ha ne olacak? Ah bebeğim. Ne olacak benim bu güzelliğim? Bunu... Yazık ya. Bunu yaşadık mı gerçekten? Evet. Lise yıllarıma geri döndüm sayenizde. Çok teşekkür ederim. Allah'ım güzel görmedik biz. Yok tamamlayamamış ergenlikte hala. Yani, neyse. Ama sen de şimdi şey yapma öyle. Neyse. Senin bu güzelliğin ne olacak? Oo Şadıman anne. Oo. Bak alkışlıyor seni. Şadıman abla benim alkışlıyor. Benim istediğim Serkan da böyle istiyor. Olmalı. Vurdu gol oldu. Ya. İnşallah üçüncü kişiler. Çekten inme. Ha pardon özür dilerim. Ay gene mi? Her zaman. Niye böyle oluyor? Bir anda atarak kalkıyor. Ben atarlanmadım. Aslında bir konuda haklı. Yani kendime biraz güvenmiyor olabilirim. Ne alaka? Neyden dolayı? Sevdiğim kadar sevilmediğimi düşünüyor olabilirim. O konuda mı? Beni bırakacak mısın gibi geliyor olabilir. O yüzden korkuyor olabilirim. O yüzden bu kadar hırçın davranıyor olabilirim. Nasıl davranacağımı da bilemiyorum. Tam kestiremiyorum aslında. Kestiremiyor musun? Ay nefesim kesiliyor. Bakma öyle. Hani Asiye teyze nerede ya? Nefesin mi kesiliyor? Evet. Uyuyamıyorum artık. Aa niye? Bilmiyorum, uyuyamıyorum. Allah Allah. Uyuyamıyorum. Bütün metabolizma şaştı. Mahvoldum. Eridim, bittim. Eridim derken kilo vermedim daha. Aman da benim. Zayıflama başladı ama. Sen mi? Kalk bakayım ya. Kalk sen de kalk. Yavrum benim. Sen de kalk bak ne kadar yakışıyoruz. Ay maşallah aramızdaki boy farkına gel. Bilmiyordum bu kadar olduğunu. Kesmez bu kadar artık. Alemsiniz. Ayakkabılar da aynı bak. Ya biz çok uyumluyuz işte ama arada beni kızdırıyorsun. Bir de benim kuşları da istemiyor. Ne? Ah kuşları da istemiyor. Güvercinleri. He ben bakmam diyor. Sen bakarsın. Ha, sen bakarsın. Ben sana bakarım, sen onlara bakarsın. Ya çok çok böyle... Bir şey söyleyeceğim. Buradan Cemal Temizel amcama çok selam söylüyorum kuşçu. O mu sana bakıyor? Şu an beni izliyormuş. Çok selam söylüyorum buradan. Hanife'ye de kırgınım şu anda. Niye? Kuşlarıma bakmayacakmış. Moralim alt üst oldu. Aklına Allah aşkına. Bakın ne kadar kendini haklı çıkarmak için yapıyor bunları farkında mısınız? Ben de sana diyecektim ki... O kadar yaklaşıyorum. Allah seni özene bözene yaratmış ya. Benim için yaratmış. Allah razı olsun. Vallahi seni anam benim için doğurmuş. Ya dur övme beni. Millet bir şey zannediyor beni bak. Biz çıkalım mı arkadaşlar ilk günkü olur. Gibi? Olur. Olur mu? Boşaltalım buranı. Ha öyle sanki daha uygun olacakmış gibi. Vallahi üzme beni bak. Ben siz... Hanife bir şey söyleyeceğim. Ben bunu hani herkes için söyleyeyim.
Güzellik çok güzel bir şeydir. Yakışıklılık da çok önemlidir. Evet, artık hani günümüzde birazcık da maalesef medyanın da pohpohlamasıyla çok fazla ön plana çıkarılıyor artık. Herkes çok zayıf olmak zorunda değil. Herkes çok yakışıklı ya da güzel olmak zorunda değil. Kesinlikle. Yaradan bizi nasıl münasip görmüşse öyle yarattı. Elhamdülillah. Her kesinlikle insan güzeldir. Ben iyi güzel de çirkin insan biliyoruz. Daha evvel de söylemiştim. İyi insan vardır, kötü insan vardır hayatta. Kesinlikle. Allah huysuyu güzelliği versin. Amin, amin. Karakter önemli, anlaşmanız önemli. Beklentilerinizin karşılıklı olması ve bunları karşılayabilmeniz, ortak noktada buluşabilmeniz, sohbet edebilmeniz, gerçekten de birbirinize değer vermeniz önemli. Çünkü hani işin bu kısmı çok eğlenceli, çok tatlış zamanlar. Ama hani evlilik, biliyorum evlenmek istediğini. Serkan da ona teyze, tabii ki evlenmek istiyor. İkiniz de çocukları seviyorsunuz. Tek sıkıntı kuşlar işte. Kuşları da sevecek. Sevecek. Ben onu çekemiyorum ağır biraz. Onlar sen da izliyor geldin şu anda, üzülüyorlar. Bizim başka bir karşılaştırmamız falan var mı? Biz burada iyiyiz ya. Şaka yaptım. Dön bana. Çok kibar davranıyor değil mi? Çok. İşte dışı aynı performans, dışarıda bekliyoruz. Bundan sonra herhangi bir kız... Görmüyor musun? Kızlara buradan söylüyorum. Gerçekten mahvederim kızlar sizi. Vallahi herkes yerini haddini bilsin. Mandallar artık Serkan'dan uzak dursun. İyi daha de yani o Serkan'ın elinde olan bir şey. Ama bak şimdi Zuhal abla dersen ben bunu tekrar kızarım. Hayır. Olur mu şimdi, yani herkesin beğenini olabilir, seveni olabilir, hayranlık olabilir. Sonuçta her gün ekrandasınız. Yani Serkan o mesafeyi koruduğu sürece hiçbir şey olmaz zaten. Koru o mesafeyi. Korumuyor muyum ya? Tamam, bir daha koru. Bir daha bir gözden geçir. Buradan oraya kadar mesafe var, buradan buraya kadar mesafe var. Ya! Ay benim çok hoşuma gidiyor böyle olunca. Ne kadar da beni benim kaldırabilen bir adam. Ne? Allah'a şükür. Öyle diyorsun. Üf valla darlan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Muhammed Erdem bugün karne aldı. Ben yaparım kendi kendime. Muhammed Erdem benim kardeşim var ya. Biliyorum. İlk karnesini aldı bugün. Ben de bugün evet, onun yanına gideceğim akşam. Ablacığım ne istiyorsan hepsi 5. Aferin. Bütün öğrenci kardeşlerime de sezon tatiline girdiler. Ben yarı bizimkinin tatilinde bacaklarını kıracağım. Hepsinin inşallah güzel gelmiştir. Gelmese de anne babalar da lütfen kızmayın çocuklarınıza. Çok sert tepkiler vermeyin. İkinci dönem inşallah kurtarırlar zaten. Tekrar da diğer kardeşlerimize tekrar muvaffakiyetler dileyelim. Evet. Bu şen çiftimize şimdilik bir ara veriyoruz. Reklamlar efendim. Efendim bu haftanın da sonuna geldik. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Saat 16.20'de pazartesi günü görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın efendim. Zuhal, Zuhal, toparla. Zuhal.